Ha bu arada söyleyeyim. Biz duyurduk, haberin çoğunuzun haberi vardır ama Noobstar dönemi server'ı kapatmama kararı aldık ekipçe. Dedik ki biz bunu yaparız. Bunun da altından kalkarız. Zorlanırız ama yaparız yani dedik. Öyle haberini vereyim. Evet, şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Telefonum vardır inşallah, var. Bir mesajlara bakalım. Doktor Bünyamin, bir daha alırsanız bana söyleyin. Abi Onur'un ve Yavşak kuzenleri hastane ortasına darp etti beni. Sopayla çenemi çıkarttı orospu evladı. Öncesinde gelip tehdit edip durdu. Seni satarım, ne bok yediğini biliyorum diye. Bir daha alırsanız bana söyleyin, ben yapacağım, biliyorum o ite oğlu ite. Doktor Ferit. Departmanda yok. Bu Doktor Ferit bir tane yeşil saçlı bir elemanı bulmamı istedi. Ben şimdi sisteme gireceğim, bir bakayım şunu, fotoğrafını hastanede bak, şuymuş. Bu millete rahatsızlık veriyor, bunu bir çözelim kafasında bir rol pasladı. Doktorları falan bıçaklıyormuş. Arabası da buymuş. Bu nasıl bir araba lan? Kaan mı karakterin? Neyse işte. Onu araştırıyoruz. Aga be, Mia'dan mesaj yok. Mia tabii, o da saldırı epey. Yeni manita bulmamız lazım. Arkadaşlar, sunucuda bol bol kız var. Acaba hangisine yürüsem? Bakalım. Eğer Mia oyunda değilse yeni bir kız bulmamız gerekecek arkadaşlar. Ne diye kayıtlıydı lan? Miam. Yok artık. Alo. Alo. Miam, ne Alo. yapıyorsun? İyiyim, yürüyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, ben de yürüyorum. Orman yürüyüşüne çıktım. Benim de biraz çöl yürüyüşü oldu. Ha öyle mi? Evet. Ha ben de aklıma sen geldin, bir özledim de bir arayayım dedim. Ben de seni çok özledim. Neredesin? Neredeyim valla, bir çıkmıştım tepelere, ben de hatırlamıyorum, böyle bir dalmışım, çok yürümüşüm ya, 6-7 kilometre yürümüşüm en az. Ben de geçen annemle telefonda konuşuyordum. Bir yürümüşüm çöle kadar gelmişim. Yapma ya. Evet, araba da yok. Nerenin çölü Yürüyorum o? öyle. Bana bak, geçen gün televizyonda Vahşi Frank diye bir adam izledim. Onu izle, çok güzel. Vahşi Frank. Ha Frank. Temizlerim. Frank adı. Çok tatlı Aleman ha. Ala Vahşi. Beraber izleyelim. ben de yeni program çekmek istiyorum. Vahşi Saru diye. Mantıklı bu arada, vahşisin. Evet, Vahşi Saru bugün Los Santos'ta. O Bence zaman çok güzel olur. korksun herkes. Evet. Sen neredesin şimdi? Ben kasabadayım, kasabadayım. Oo, Evet, iyi iyi. kasabadayım. Tamam, ben arayacağım seni Orta şimdi. kasaba. Orta kasaba. Hadi Allah'a emanet. Bay bay. Ya açmayacaktın işte ya. Niye açtın ki? Bir yandan da belli, yayın izliyor. Gülüyor bir yandan çünkü. Bu nasıl konuşma? Ne var lan? Wild Saru. Avukat Tarık, dur şimdi bak. Ne yapacağım? Ha dur, haberlere bakacaktım, hatırladım. Arkadaşlar aç olduğum için biraz tekleyebilirim. Aga be. Los Santos bugün siyah beyaz. Şehrimizin sevilen insanlarından Aksel Soytürk ve Mahir Ölmez hayatı... Ne? Aksel niye öldü lan? Aksel Soytürk adı ile bilinen, şehrimizin sevilen insanı yakın zamanda yaptığı haberler, röportajlar ve aynı zamanda soru cevaplarıyla kalbimizde ayrı bir yer olmuştu. Kendisinin ani ölüm haberi bizler dahil herkesi yıktı. Mahir Ölmez ise yaptığı abilikleri ve şefkatli kalbiyle bizlere nasıl adam olacağını öğretmiş. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Dipnot Osuruk. NSPD bir arasında komik anlar yaşandı. Çok küçük lan bu. Aksel Soytürk'ün projesine Weasel News üstlendi. Aksel Soytürk'ün ölmeden önce yapmak zorunda önce... Bana... Çocuk kaçırma vakası mı? Şehrimizde dün gece 1.39 sularında çocuk kaçırılma vakası yaşandı. Yaşanan kaçırılma olaylarında Melody Kaya adlı
Kız zor durumlar yaşadı. Kızı kaçıran şahsın kimliği belli olmasa da kız için 20 bin dolar fidye istedi. Fidyeyi vermezlerse kızın hayatın tehlikeye gireceğini söyleyen adam kızı kaçırırken onu tuzağa düşürmek için birçok yol denedi. Yapılan araştırma ile şahıs tutuklandı ve Melodica'ya kurtuldu. Dur. Bekle şimdi. Bakayım şey burada mı acaba? Aa, onun numarası yoktur ama be. Miko, Kapşonlu, Efergen, Pontaçı, Doktor, Doktor Ünyemin, Deni, Coşkun, bir Jean Polis, Avukat, AJ yok. Melodi arayacaktım da. Bora uyuyor. Bora arkadaşlar şeyde babası gene yakalamış. Ekibi toplayalım abi. Bak bizim ekipteki problem ne biliyor musunuz? Bir problem yok da çözülmeyecek bir şey değil de. Bizim ekibin yarısı mesela Miko ile oynamıyor. Ekip olamadık. Altan kendi skinin keyfinde. Mia da biraz az giriyor. Şimdi Deni, AJ ve Kapşonlu girince ben de az giriyorum ya. Bir kopuyor. Yani dün bana şöyle bir teklifte bulundular. Abi ekibi genişletelim, eskilerden kurtulalım dediler bir noktada ya yani, rolsel olarak. Şimdi rolsel olarak bu mantıklı değil ama OC olarak evet yapılması gerekiyor. Çünkü oynanmıyor. Ha Mia az giriyor derken yani hani Mia giriyor da yok son zamanlarda Mia az giriyor zaten. Cordy de girmiyor. Cordy burada olduğu için belki de emin değilim. Yani bir aktiflik problemimiz var. Onu da çözmenin yolu ya gerçekten hikayeli rollere başlayacağız, doğaçlama yürüyeceğiz ve tanıştığımız herhangi bir oyuncuyu belirli bir güven sağlandıktan sonra gruba alacağız. 3 gün girmedin. Ne girmedin lan? Girmiyorsun hiç. Ya Altan buralarda da Altan'ın rolü kendine as. Yani ekip rolü dönmüyor. Bir Hood kafası ya da bir tayfa kafası yok. Yani deli balı da bozma niyetinde değilim. Ama böyle bir sıkıntı var. Yani iki grup gibiyiz şu an. Ya ben oyuna girince gelinmesinin hiç esprisi yok. Çünkü hikaye dönmüyor. Anlatabildim mi? Rol dönmüyor. Çünkü hikaye gelişmiyor arkada. Altan illegal bir süre sonra... Abi biz illegal yapalım diye bir şey söylemiyoruz. Rol diyorum, rol. İllegal dediğin market soymak, kasa soymak öyle rol dönmez zaten. Sosyal RP döndüremiyoruz. Ekip bir arada takılmıyor çünkü. Altan'ın hele bu grupla hiçbir bağ yok. Şu an tamamen kendi dünyasında rol yapıyor. Yani kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Durumu anlatıyorum. Hem Miko desen polis karakteriyle oynuyor. Ben gelince giriyor. Ya yani bizim kimler oynuyorsa sosyalleşmesi... Ve yeni yeni insanlar tanıyıp belki de gruba yeni insanlar alması lazım. Bu da doğaçlama olacak tabii. Planlı olmayacak. Mia abla her gün Hogwarts sunucusunda. Oynasın. Can oynamak istiyordur. Konuyla alakası ama bir yayında Sinek Serdar'ı görür müyüz? Niye görmeyesiniz? Şimdi... Şu numara kimindi ya? 700'lü. Yok yok ben zaten o Ruslar kafasına sokacağım server'ı da. Şimdi biraz skriptlere abandık. Sunucunun rolsel gidişatını çok 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 şey yapmıyoruz. Söyle adını. Yönlendirmiyoruz. Biraz da skriptlere bakalım dedik yani. Sağlam pazarlık değil mi? Ha, dur arayalım onu. Oyunda mı acaba? Onunla bir işimiz vardı. Oyunda değil ama galiba. Adamın et stone'u yapalım. Şimdi bak AJ tek başına boş boş araba sürüyorsa bu onun hatasıdır. Hepsi sosyal RP'ye girebilirler. İnsanlarla yani rol yapmak için bana veya bir başkasına ihtiyaç yok arkadaşlar. Onu yanlış düşünüyorsunuz. Rol yok ki cümlesi rolden kaçan adamların cümlesidir. Rol yaratmak senin elinde. Role girersin abi. Her türlü girersin. Ben AJ için söylemiyorum. Yani genel olarak bunun yapılması lazım. Sosyal RP yapıyorsa sıkıntı yok. E tamam. O zaman niye amına koyayım kalkıp da sosyal RP yapmıyor boş boş araba sürüyor diyorsunuz.
Ben abi rol sunucularında, rol konseptinde rol yok ki lafına çok kızıyorum. Çünkü yarram sen rol yapmıyorsun ki rol yok deyip o adamı dojluyorum ben. Rol beklenilmez abi, rol yapılır. Rol oluşturursun. Altan RP girerken AJD'nin ve Kane sadece kendi aralarında illegal takılıyorlar. Bu üçlü ekip hiç kimseye takılmıyor sen dışında. Ya neyse bunlar düşünülür. Bunlar bilmiyorum. Olabilir abi. Sinerjileri uyuşmamıştır. Rolleri kesişmemiştir. Zorlama rol de yapılmaz. Bizim altanlarla geçmişten kalma rolümüz var. AJ'ler kendi kafasına göre takılıyor. Herkes kafasına göre takılıyor baktığın zaman aslında. Bir kişinin hatası diye söylemiyorum bu. Bizde yaşanan durumu anlatıyorum size. Her neyse. Şimdi bizim buraya buradan yürünmez ya. NPC olsa çalmıştım. Onur'u katalım ekibi. Oldu canım. Ben birini arayayım ya. Telefona müzikli uygun fiyata. Şu acaba ufaktan Fatih'i bir metalasam mı? Bizim kalabalık bir yere girmemiz lazım. Dur bakalım şimdi. Madem sosyal takılacağız. Bir de avcılık mavcılık yaparız. Neredeler bunlar? Genel olarak 12.53 saat 1'de polis. Bunlar neredeymiş? Böyle bir sahilde bir ortam var. Bu kim lan? Miko sandım. Dımtıs dımtıs. Bu arada dünden itibaren illegallere silah pası gelmeye başladı. Genel bilgiler veriyorum. İzliyorsunuz zaten sağdan sola ama hani izlemeyenler varsa diye şey yapıyorum. Şimdi bir tane ilan atalım. Birinin işine yazar. Uber. Anan. Uber var mı diye de ilan atılmaz ama. Abi selamünaleyküm, ne biçim sen? Alo. Ne biçim seni, geliyorum. Sen kimsin lan? Mülayim Bayburt. Mülayim benim lan, Saru. Tamam Saru abi, ne biçimsin, geliyorum işte. Ne biçimsin ne demek, iyi dur sana konum atıyorum. Eğer bakayım, geliyorum hani. Hadi. Allah Allah ya, cins amına koyayım. Ne biçimsin ne ya. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Araç mı lazım hocam? Vallahi lazımdı da aradı bir arkadaş, geliyormuş şimdi. Eyvallah. Eyvallah, sağ ol. Sağ ol. VIP aracımla size hizmet edebilirim. Aga be. 691'di değil mi? Anan. Ya bir durun kaydedeyim ya. Klavye kontrolüm gitgide gidiyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ya telefon o dönem içinde oğlum. Şimdi ben o telefona niye wipe attım biliyor musunuz? Çok karmaşıktı. Oyunun ilk gününden beri o numaram ya. Sunucu açıldığından beri gelen giden bana telefonunu verdi. İçinde banlananı var, o var, şu var. Milyon tane kaydetmediğim numara vardı. Temize çektim onu ben. Onu da rolde şeye bağladım. Hani ifşalanmasın. Ayağı yaptım. Yoksa önemli değil, insanlara vereceğiz illaki. Her yerde sinematik veririm. Selam, ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsun burada?
Ne demek ne arıyorum lan? Hava almaya çıkmıştım. Çok yürümüşüm. Sen saçına ne yaptın lan? Değişik ettim. Ya arabaya uyumlu olsun diye. Tipinin... Bir bak bakayım bıyıklar bana. Bıyıklar ne biçim? Bıyıkları niye boyattın oğlum? Ama fena değil. Sen bir de beni arabanın yanında gör. Şimdi içinde diye sen anlayamadın ama arabanın yanında fena oluyor. Yemin ediyorum. Şey, hala evli misin sen? Allah'ıma şükür, niye? Bana mı? Yok lan, sana halleneceğimden değil yani. Hala evliysen iyi kız demek. İyi günde, kötü günde seviyor yani. Çok seviyor. Valla ben de şoklardayım abi. Nereye gideyim? Ben sabah böyle seninle uyansam yani Allah düşman götüne. Vallahi şeye doğru, bir garaja doğru bırak beni ya. Tamam. İşler nasıl gidiyor? İstiyorsun aslında da. İyi, bana parça getirik ettin biliyor musun? Parça mı getirttin? Ya getirik ettim, bütün parçalarım var. Nasıl yani? O en son geldiğimdeki yokluğun yok mu? Götünle araba siliyordun. Abi götü bırak artık. El bezi, mel bezi, her boşluk var. Artı çok abi, özür dilerim. Şu tersizi bir tarafınıza monte etmeden kullanmaya bırakın, teşekkürler. Şey arıyorum. Artı parçalar da geldi. Kozmetikler, motorlar falan. Allah Allah. Vallahi billahi. Gel bir uğra, sen numaranı niye değişik ettin? Ya numarayı değiştirdim. Bir olaylar oldu da. Temize çektim. Ya hayırlısı olsun. Mekan hala aynı mekan mı? Ha, götüreyim mi? Dur lan, götürme, gelirim ben. Uğrarım bir hayırlı olsuna. Hatta İyi birkaç gün, bir dokunuş istersen yaptıralım arabaya bakalım. Allah aşkına. Bir sifte olsun. Bir şey yarayayım mı? Ben de kimsenin arabasını daha yükseltmerim. İkisini beklerim. Araba yükseltme ne? Motor mu takacaksın? Motorunu fulleyeyim, turbonu fulleyeyim. Ha, hangi parayla? Gönlümden ne koparsa be abi. İyi, bunu dediysen anlaşma yapılmıştır. Ne oluyor lan? Özellik o... işte Uber ya, yapacağınız abi, arabaları sikeyim ya. Ya bu araba hidrolik mi taktırdın? Yok, kendinden. Anladım, tamam, dur ben bir sövüp geliyorum. Telefonda bir şey. Ya amınıza koyayım, böyle araba mı olur ya? Ha tamam. İyi, hadi ben iniyorum burada. Sinirim bozuldu. Var mı bu? Borcun var mı? Ya Allah'a emanet. İyi hadi, Allah'a emanet, ararım abi, seni. Kaydettim, kaydet yeni numaramı. Ettim, hadi görüşürüz. Abi inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Anladınız mı Noobstar'da niye başında duramayacağım tam anlamıyla diye kapatmak istediğimi? Tahmin edebiliyorum bir ay sonra olacakları çünkü. Kim geldi lan? Ha. Kaputum yok. Hepsini sileceğim ki o arabaların. Uğraşsınlar abi. Para iadelerini falan yapsınlar. Hepsini sileceğim amına koyayım. Zaten... Lan. Oha. Üzerimde o kadar bankadan çekiyordum bunları. Neyse, yeni telefon geldi. Alo. Alo Saruhan, nasılsın kardeşim? Sen kimsin? Cevdet Bey, hatırladın mı? Oo Cevdet Bey, merhabalar, merhabalar. Şimdi Saruhan, Merkez Bankası'na bir geç. 150 bin dolar paranı hazırla. Seninle bir işimiz var kardeşim. Hayırdır, ne işi? 150 bin dolar mı? Aynen, geldiğin zaman öğrenirsin. Yanımda mı geleyim parayı? Gelmem o kadar parayla. Sıkıntı olmaz Saruhan. Tamam, iyi. Hadi eyvallah. Merkez Bankası'nı oradan aldırırım ben seni. Tamamdır. Amına kodumunun. Neyse, rol... Herhalde en sona ben kaldım. İllegal şeyde. İlanlarım değil lan. Faturalar. Kafa çalışmıyorum. Ya amına koyacağım. Alo! Alo abi. Efendim Hacı. Ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Şimdi şehirde, şehire bıraktı beni mülayim diye bir arkadaşım var. Ben de yengeyi aldım. Yengeyi mi aldın? O da şehir dışındaymış. Ha, iyi yaptın. Bana bak, az önce telefon geldi. Bu elemanlar aradı şey... Hatırlıyor musun, anlatmıştım size? Şey ya abi? Lan oğlum, emanet falan işleri lan işte. He tam anla. Şey tam kuşçu. He şey çağırdı beni de ama yalnız çağırdı, herhalde uzaktan gene kollayın ne olur ne olmaz. He tamam, niye çağırdı? Oğlum ne bileyim, 150 bin dolar al gel dedi. 150 bin dolar mı? Evet. Var mı para? Bilmem, bakacağım, daha bakamadım ki, faturalarımı tamam ödüyordum.
Tamam abi, ben seni şeydeyim, ben bu fakir motelin oradaki otoparktayım. Gelin buraya. He, geliyoruz, tamam. Tamam hadi. Yenge soldaymış. Kaç paramız var lan bizim? Abi ben sen sormadan söyleyeyim. Ha. Ya. Arabayı polis çok şey yapıyordu, darlıyordu. O yüzden beyaz yaptım. Şu kısa süreliğine yani. Oğlum niye bunu be... iyi, çamurlukları bırakmışsın öyle. Çamurlukları bıraktım, param yetmedi. Yani şey olarak gereksiz olduğunu düşündüm. Ha, paran yetmediği için mi yapmadın onu? Yok, gereksiz olduğunu düşündüm. Kısa süreliğine beyaz yapacağım. Yani polis her siyah piç araba gördüğünde beni şey yapıyordu, arıyordu direkt. E, iyi yapmışsın. Oğlum bu kadar kendinizi ifşalamayın lan. Mia ne yapıyorsun? Direkt arıyorlardı telefonu. İyi, sen nasılsın? İyi, ne yapayım ya. Bir temiz hava aldım, şimdi buraya geldim. Mülayim mekan aç, şeyi mekanı geliştirmiş. Duydunuz mu? Yani modifiye evet. işler olursa mülayime götürebiliriz arada bir diye söylüyorum. Ha, şeyi de ya. Göstereyim dur. Buna ne oldu? Ya. Bak tekere. Ne var lan tekerde? Yan duruyor. Apaçı mısın oğlum sen? E bozuk bu. Hayır, bozuk değil. Pıstırdım. Ne yaptın? Pıstırdım. Pıstırdın mı? Evet, daha iyi dönüyor. Şey, ya. Yamuk yumuk olmuş bu. Yamuk işte, al, olay o. Dur bir bakayım şuna. Ya çok çirkin olmuş ya. Bu ne amına koyayım ya. Oğlum uzay kasa BMW mi bu ya? Dun 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 dun. Çok küçük bir ucundan değdirdim böyle hafif. Cam nasıl olmuş pıstırınca? Evet evet, tam bir apaçı rumba ya, bizim şeyde vardı. Dolap derede bunlar. Abi öyle deme, performansı çok güzel etkiliyor. Tamam oğlum, güzel olmuş, fena değil. Şşş, bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu adamları bekletmeyelim. Tamam. Sen... Hangi adamları? Ya şeyi aradı beni, bu elemanlar vardı ya, bir ara beni çağırdılar bir yere. İşler için hani... Hatırladım, bankanın oradan almışlar seni. Aynen aynen, şehre konmaya çalışıyor bunlar. Sikeceğim belalarını. Ece 150 bin falan bir şeyler söyledi, o ne? Kaç para evet, var sende Ece? Bende mi? 44.874. Ya sende? 20 var ama para bulurum, kaç para lazım? Yok dur şimdi, bekle. İban ne abi? İban'ımı söylüyorum. Söyle. 209, dur hemen gaza gelmem ya. Dur bir, Ece yollasın, hepsini yollama. Hepsini yollama çok oğlum. Çok geç abi. Önemi yok, ben kazanırım. Ya ben de araba kazanırım. Parçası var benim motelde. Tamam Mia. Araba parçalarını satarsam bir şeyler çıkar. Sen evet. Dur bakayım şu telefondan. Ha, gelen para 200. 200 Ivan'a 4000 yolla. 200 değil mi? Evet, Ivan 200'e 4000 yolla. Tamam. Abi benim banka hesabım 10.000 geldi. Ya ha, ben gönderdim. Mia valla çeneni alttan böyle sana var ya bir apargat vuracağım. Ya canım 200 demedin mi? Ya 200'e 4000 yolla dedim. E tamam, 200'e tamam, 10.000 gönderdim. Tamam sen dur öyle, dur öyle. Şimdi Ace bana evet abi. 6000 yolla, 209. Ben biliyorum yapacaktı. Ne zaman kötü oldum ya. Ama evet, çünkü dedim yapmıyorsun ki. Valla indiririm, göbeğine vurayım bir tane. Hayır vurma. Acır. Tamam. Plan tamamlandı. Şimdi bakalım kaç paramız var. Hala 150 olmadı lan bu. Abi bir şeyleri yanlış yaptık. Bekle. Hayır durun. Sakin. Bir sakin benim olalım. Nakit 4900 var. Tamam. Sende 4000 var değil mi? Nakit bir de 4000 daha var. Tamam oldu. Mia şimdi sende ne kadar kaldı? 10.000. 10.000 mi var? Evet.
Sen 7. Bak ben de çok bence çok fazla araba parçası var. Ben araba parçalarının hepsini motele doldurdum. E tamam oğlum, o zaman yani. yolla Mia, sen de bana 2000 nakit ver. Nakitim yok. Tamam. Geleyim mi? Hayır. Dur şimdi bak şunları vereyim ben sana. Ha tamam. Bir de IBAN neydi abi? IBAN'ımı 209. Mia dur. Durdum. Yolladım. Oğlum sen para mı şey yaptın şu aldın? Tamam oldu. Yok, şu abi, an paramız var. Verdim işte. Mia geri kalan sende dursun, halledeceğim ben. Tamam, nakit de verdim. Sıkıntı değil. Senin sıkıntı değil diye gene acını yerim lan hadi. Ya. Siz binin bir arabaya, ben... Aa dur şu sultanla gideyim. Zaten bunu biliyorlar. O Merkez Bankası'nın orada bir yere pusun. Pusalım. Tamam. Ne yapacağız? Bir şey olmaz, ne olacak? Merkez Bankası. Değiştirdik mi? Yok, değiştirmedik. Aynı mı hala? Sarı bana girme ona dedi. Sarı. Efendim. Ters hala aynı mı? O gün bir sıkıntıya girmişti de galiba girmemiş. Bağlan gene. Benim yaşımla senin yaşın. Nasıl eksik abi, ne diyorsunuz amına? Vay aman. Ses teleme. Geliyor sesin. Ha tamam. ATM görürseniz söyleyin. Yok yok, o şekil olmaz öyle. Gidip de oradaki ATM'den para mı çekilir? Elimizde mi alalım, havale mi yapalım sizce? Nakit mi istiyorlar yarra edik? Üzerimde arabada 150 bin dolar var. Aman dikkat edin, gözünüzü açın ha. Geldi elemanlar galiba. Tamam. Gördüm bir tane jip. Camı aç, camı. Oo kardeşim, nasılsın ya? Bir de keşke konuşsan. Aynen aynen. Ben de öyle düşünmüştüm. Ne istiyorsun oğlum ya? Senin arabanla mı gidiyoruz? Kafa salla bari. Ukulele bin. Ne ukulele bin? Ukulele koş, ukulele zıpla. Oğlum ben seni güldüreceğim bir gün. Ukulele özledim ya. Neredesin görüşmeyeli? Ukulele soru yok.
Oğlum bak önceden de bana bu havaları yapmıştın, sonra açıldın. Seni karaya götürecektim lan, götüreyim mi? Ukulele meme adam. Meme adam mı? Ukulele hatırladı. He, hatırladın değil mi beni? Ne güzel sohbet etmiştik seninle saatlerce. Gene aynı yere mi gidiyoruz? Ukulele soru yok. Gene aynı yere gidiyoruz. Ukulele şaşkın. He, ne oldu? Soru sormadım değil mi? Ukulele bari yaşını söyle lan. Kaç yaşındaydın sen? 'Vallahi bana sorarsan taş çatlasın 35 yaşındasın. Ukulele yaşlı. Yok yok, 36 ya varsın ya yoksun. Ama senin pilin erken biter bak söyleyeyim ha. Çok basıyorsun sen. Spor bu yaşta nasıl yapıyorsun bu kadar ya? Oğlum bu parayı ne yapacaksınız aldı? Beni mi kaçırıyorsunuz lan? Ukulele soru yok. Sen bunun ısını mı yani? Ukulele ne? Zıt Erenköy ukulele. Ulan var ya sevdim seni ya. Sana kanım çok ısınıyor. Böyle sanki hani hep yanımdaymışsın gibi, anladın mı? Hani böyle bir ters bir şey yapsan yanında bitecek gibiyim ya. Ukulele korktu. Oğlum bu eski villa daha farklı yerde değil miydi ya? Ne geldi lan ne? Parayı niye? Parayı söyle bari ya. Merak ettim oğlum. Gitmeden patronla oğlum bak. Bu patron sana zulmediyor mu? Benim yanım boş ha ukulele. Ukulele B12. Sikerim ha. Geçen Unicorn diye bir yer var. Gece kulübü gibi. Bir kadınla tanıştım. Diyor ki sessiz erkeklerden çok hoşlanırım diyor. Böyle kaslı ve sessiz. Kelleri de seviyormuş. Tam seni anlattı. Ukulele gitti. Ya gittin mi oraya? Ukulele gitti. Ha iyi. Bak onu bir tanıştırayım da bedavaya ver, şey yapıyor. İlgileniyor. Orada bak sarumaru dersen vefa borcundan %40 net indirim alıyorsun ha. Para verme boşuna. Ukulele ücretsiz. Oo. Ulan işini biliyorsun ha ukulele. Ukulele in. Ukulele takip. Maşallah sen de sen squat falan da yapıyorsun ya. Bu nedir ya? Ukulele Berivan. Ukulele Berivan. Benden sonra çalıştın mı ukulele tükürüğe? Ukulele. Oğlum hep cama yapıştı amına koyayım. Seninle ayrı çalışmamız lazım bunu ya. En az 2 metre koyman lazım ya. Niye kimse yok lan burada ha?
Ya adam da böyle gariban gibi duruyor. Etrafta korumalar vardır. Mal şey binayı koruyan 84 tane güvenlik görevlisi görülmektedir. Ukulele geldi. Tamam ukulele sen dur burada. Selamünaleyküm. Merhabalar, nasılsın Sarvan? Eyvallah, seni sormalı. İyi, nasıl olalım? Şimdi merak ediyorsundur para niye evet, istedim. Evet yani ben normalde böyle parayı al gel diyeni aynen bir anlat, merak ettim. Şimdi silah sevkiyatlarına başladık dediğimiz gibi. Oo. Dikkat çekmemek amacıyla azar azar silahlarımızı sokuyoruz şehre. Öyle mi? Aynen kardeşim. Vallahi iyi oldu, biz de son silahları kaptırmıştık bir aksiyonda, iyi gelir iyi gelir. Ama bu 150 bin kaç, ne için bu yani, ne kadar piyasası? 3 tane pistol. 3 tane pistol mü? Aynen. Az değil mi ya? Az derken? Yani böyle bir tane büyük bir şey yok muydu hani onların yanına falan, böyle bir makinalı falan? Dikkat çekeriz Sarvan. Hepsinin zamanı gelecek. 3 tane, tanesi 50 bin dolara geliyor öyle mi? Aynen öyle. Şunu bir 40 bin yapalım mı? Yok öyle bir şey olmaz. Bizde dediğimiz gibi herkes eşit. Zamanı gelirse bakarız. İyi çalışırsan bizimle, görevlerimizi düzgün yaparsan yaparız sana da bir güzellik. Eyvallah, yani duymayız değil mi başkasından, ben 30 aldım 40 aldım falan. Sence duyar mısın? Vallahi duyanı düğümlerim vallahi. Ay duyanı sıkıntı demişim olmaz. Söyleyeni. Sıkıntı olmaz. Tamam peki emanetler ne zaman gelecek, burada mı? Şey attı galiba. Şey zor. Bak şu çanta var ya, çantanın içinde. Sen şu para çantasını Sarvan'dan al sen. Ukulele bak. Ondan sonra tam kuruşu kuruşuna. Tam istediğiniz para bunun içinde. E'ye basacaksın, E'ye. Hah. Bir saysın bakalım ukulele. Var mı şey matematik? Yok, saymaya gerek yok. Saymaya gerek yok. Biz güvenle çalışırız. Ukulele dolu. Ukulele tamam. Alayım mı emanetleri? Şimdi Sarvan alabilirsin, sıkıntı yok. Temiz mi bunlar? Bir incele, anlıyorsan silahlardan bak bakalım. Anlamam mı? Oo, belli belli. Temiz bunlar. Şimdi dediğim gibi dikkat çekmemek amacıyla şu anda beklediğimiz bir arama var. Bu silahları göm. Sakla bir yerde. Ben söyleyene kadar hiçbir şekilde kullanmayacaksın bu silahları. Ben sana zaten ulaşıp söyleyeceğim. Ben sana söyledikten sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsin silahları. Tamam, şu an bunları piyasaya çıkarmıyor muyuz yani? Şu anda hayır, sakın. Çıkarırsanız patlarsınız, haberiniz olsun. İyi, ne diyorsan olsun bakalım. Yani hem işiniz patlar hem kafanız patlar, öyle söyleyeyim. Bu diğer işlerle ilgili sana bir dönüş yapmamıştım gari, yapmış mıydım? Şimdi şunu söyleyeyim, onu da şimdi söyleyeceğim sana. İşlere bu hafta içinde başlıyoruz, haberin olsun. Bu hafta içinde? Ekibinle konuş, bu hafta içinde işler kesinlikle başlıyor. Anlaşmalarımızı, planlarımızı yaptık. Yani hazırlıklı olun. Yakın zamanlarda dediğim gibi silah sevkiyatlarımız az az sık aralıklarla olacak. Öyle bir anda sana sevkiyat ya da büyük silah sevkiyatları yapmayacağız. Çünkü dikkat çekeriz. Fazla dikkat çekmeye gerek yok. Tamam. Dediğim gibi başka büyük bir problemin var mı? Muhtemelen vallahi yoktur. Yani bir problemimiz yok çok şükür de. Şu önceden de uzman olduğumuz, tecrübeli olduğumuz konuya bel atmak istiyoruz. Yani bir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi gelecek buluşmamızda işlerinizi vereceğim. Başlayacağız iş yapmaya. Tamam, bir de şey var mı piyasadan böyle çok kumar kovalayan? Sarvan. Herkes kendi işine odaklansın. İlk gün konuştuğumuz gibi. Tamam tamam öyle, tamam konuştuğumuz gibi yapalım. Şimdi oğlum, sen bu silahları al. Bana soracak başka bir şeyin yoksa gelecek sefer görüşürüz. Yok yok, şunları bir alayım bakayım.
Hadi bakayım. Dediğim gibi ben sana haber vereceğim silah kullanmanız gereken zamanı. Ekibinle de bir konuşursun. Zamanınızı ayarlarsınız. Tamam, o iş bu bende. Bu işlere odaklanın. Gelecek görüşmemizde işleri halledeceğiz. Eyvallah, çok uzamaz değil mi? Yok, uzamaz. İyi o zaman. Ukuleleye mi döneceğim ben? Ha, ukulele yardımcı olursan ukulele. Sen Saruhan'ı aldığın yere bırak. Çantayı da bırak elinden. Aferin. Öyle çanta. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz Saruhan, kendine iyi bak. Ukulele takip. Eyvallah. Mermi kolay oğlum, mermi kaç paralık şey? Ukulele ayakkabı. Ayağına sakız, ukulele sakız. Emanetler aldım. Aldın mı? Tamam abi. Mekandan çıkış yapıyoruz. Tamam. Ukulele. Şş, bana bak lan, bir sıkıntı varsa pudra buldur, aldırayım mı sana? Pudra lazım mı? Ukulele takip. Herifin kollara bak. Abi bir de polis çeviriyormuş, almıyormuş bir tane silah. Seri numaralarına bakacağım, merak ettim. Kaç serisinde acaba? Şimdi size bir sistem göstereceğim. Yani basit bir şey gibi duruyor ama gene çok tatlı. Şu şeylerin yanına bir gideyim de. Utku yollamış şimdi. Telefonu yapıyorlar bir yandan. Bunu da araya sıkıştırmışlar. Ukulele bitmiyor yol, bitmiyor. Yürü yürü, bitmiyor ya. Ukulele bin. Tişört giyince seninkiler de öyle gözüküyor. Yok lan, onun kolu gibi olamaz ya. Ukulele, evlendin mi sen? Ukulele soruyor. Lan ne soruyor, soruyor abi, aynı şeyi söylüyorsun. Seninle iletişim kuramayacak mıyız biz ya? Oğlum sana emir mi verdiler konuşma diye? Ukulele evet. Ya evlendin. Ya ne oldu, nerede işin? Ukulele minik. Küçük diye ayrıldı mı, ne oldu oğlum? Ukulele minik, ukulele uzak. Ukulele minik, ukulele uzak. Burada acaba şair ne demek istedi? Uçundan mı döndün? Ukulele özledi. Ukulele minik. Oğlum lan, çocuğu mu var yoksa? Ukulele sevgili, ukulele minik. Ukulele sevgili, ukulele minik. Anladım, anladım. Allah tamamını erdirsin. Oğlum zorla tutuluyorsan söyle lan, çoluğun çocuğundan minikten aman ayrıysan hani bir çözüm bulalım. Ukulele minik, ukulele gelecek. Ha, gelecek mi ufaklık? Kordu gene bildiğimiz kordu. Araba kullanım. Ulan sana 250 FPS'li bilgisayar verdim ya. Klaus sen de bebek oynar mısın? Sen de bebeği oyna. Ha, ukulelenin çocuğu ol. Ne bileyim lan işte, yaparsın bir şeyler.
baba ukulele, baba ukulele falan dersin. Ne romantik ağaç değil mi? Ukulele minik. Ukulele yolda. Ne oldu lan? Acil bir şey mi var? Ukulele minik. Kakan mı geldi? Çişim mi geldi oğlum? Bir tamla ya. Bir iki kelime daha koy üstüne. Ukulele minik. Ukulele geldi. Ha çişin geldi. Çek oğlum sağ. Bilhassa anlamamış gibi yapıyorum. Konuşsun de. Ukulele hızlı. Ukulele hızlı. Hadi hadi çabuk yapma sakın. Arabayı pisletme bak. Bas 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 bas. Ukulele minik. Hadi çabuk sen hallet işini. Allah'a emanet ol. Ukulele. Ukulele minik. Ne oluyor lan? Ukulele özledi. Lan. Cevdet baba nerede Cevdet baba? Ukulele. Siz ukulele bin. Siz kardeş misiniz lan? Kardeş hayırdır sevgilim mi benim? Ne? Hadi aşkım gidelim. Cevdet baba gidiyoruz değil mi? Ukulele Cevdet. Ulan ukulele bütün duruşun muruşun gözümde söndü ya. Arkadaşlar çok yanlış birileriyle çalışıyoruz galiba. Neden? Ya bu bir tane ukulele var. Ukulele ukulele diye konuşan. Yarmagül. Yanında minik minik dedi. Karın var mı dedim. Özledim mi dedim. Bilmem dedim. Özledim dedi. Buluştular ya. Erkekmiş o da. Ha? Ne? Aynen birbirine sarıldılar. Kalçasını sıkarak gittiler gözümün önünde ya. Şş, üzerim dolu lan. Bunları hemen bir yere götürelim. Hangi depoyu? Hadi ne yapalım abi lan? Hangi motele götürelim bunları? Abi senin motele. İşte ben... hangisine? Motora. Motora mı götürelim? Evet. İyi hadi gidelim. Şeye mi taksinin oradakine mi götürelim? Yani aslında taksinin orası daha mı mantıklı ki? Bence orası daha iyi. İyi hadi gidelim. Var değil mi orada odamız? Var var. Abi bir şey var, diyeceğim. He. Motele de koymayabiliriz aslında. Arabaya koyalım. Öyle yapmıştık zaten eskisinde de. Şey mi bizim ne? Baba yadigarına mı koyalım? Yadigara. Evet yadigara koyalım. Tamam onu nereye koyalım? Onu da... garaja. Tamam. Tamam. Ya, hadi gelin hadi. Takip ediniz. Şimdi şu orta bir yere park edelim tamam, onu da işte. Tamam halledeceğim ben gel. Ya bu Ayşe çok akıllı ya. Mia sen nerede okumuştun ya okulu? Ben İngiltere'de okudum. Hogwarts mıydı adın vardı onun neydi? Evet evet bayağı iyi hatırlıyorsun ya ben. Ya ben öyle bir adı öyle bir şey hatırladım aynen. Hogwarts miydi? Hogwarts mıydı? Neydi? Oxford muydu? Toxford muydu? Sen in burada ben şunu bir garaja teslim edeyim yadigarı çarptırayım. Tamam da bu çok yakıyor araba. Motoru kapat. Evet ya çok yakıyor bu. Aman Allah'ım. Teşekkür ederim. Bunları falan hep fixleyeceğiz ya. Vay be. Eski arabaların hali bambaşka oldu. Herhalde evet, lan. Güzel bu. Şşş. Ace bak bakayım kamera mamera var mı burada? Var abi. O zaman. Otopark ya burası. Dur o zaman bekleyin. Burada bekleyin siz geliyorum hemen. Tamam.
Niye kastıysam amına koyayım bu kadar. Bir, iki, üç. Bakayım. 562, 560, 561. Bunu koyup sıra sıra çakmış. Evler ne zaman? Ev sistemimiz de hazır. Utku sağ olsun. Ev sistemi hazır ama daha test edemedik. Eksi 150K aynen. Hatta ben size onları göstereceğim şimdi. Ya niye düzgün bir şey? Abi. Eğlenceye gidelim. Ne eğlencesi? Öyle eğlenmek olmuyor. Bildiğin nerede? DJ'li, mijeli, club'lı, mablı bir şeye gidelim. Yoksa da organize ettirelim. Durduramadım kendimi. Bir tane adam var. Balık satıyor. Part time de eğlence yapıyor. Bence ona söylesek. O yapar bir şey hemen. Sen şeyi mi diyorsun? Evet. Sağlam pazarlığı. Evet. Oğlum o, aradım onu açmadı işte ya. Onunla işimiz vardı zaten. He. Bugün gelik edeceğim mi ona göre yatık edeceğim. Ya bu çocuk nece konuşuyor? Şu Mülayim'in yeni mekanda bir gidelim mi? Var mı yaptıracağım bir şey arabaya? Arabanın rengini değiştirdim. Yani var da para yok. Ya para köpeğiniz olsun, para dolu ya. Harbi mi? Herhalde oğlum, para ne sandınız? Vermediler, aldılar. 3000 dolarımız var, ne yapabiliriz? Bunun acaba? Abi ben... 3000 dolar. Aa, ben araba parçalarını markete satsam... gidip şeye bakabiliriz sonra, kasaya. Evet, kasaya da bakalım da markette araba parçalarını satarım ben de o sıra. Mantıklı. Kasaba tarafına tamam, gideriz o zaman. Ne yaptıracağız arabada? Bu arabanın boyasını düzeltebilirim. Yani yaptıracak illa bir şeyimiz yoksa ve ıslatmak istiyorsak adamın mekaniğini. Tamam o zaman, öyle yaparız. Bir gidelim uğrayalım tamam. Ya ayıp olur. O zaman ben araba parçalarını alıyorum, şeye gidiyorum. Kasabaya. Siz de markete gidiyorsunuz galiba. Çünkü para çıkmıyor. Tamam hadi. Dur bir arayayım onu da söyleyeyim. Beklesin bir 10 dakika. Tamam. Şşş Mülayim. Bayburtlu Mekir. Efendim? Bir bekle tamam mı 5-10 dakika. Bir işimiz var, geliyoruz hemen. Buralardayım okey. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Evet. Siz markete herhalde. Biz markete gidiyoruz. Para suyunu çekti. Bir şeyler yapmamız lazım. Hadi o zaman. Marketten bir 150-200 bin falan çıksa. Ne? İyiyiz. 200 bin çıkarmıyor. Nerede çıkıyor ya, öyle bir şeyim var. Aha, paranın suyu geldi. Oo, sen ne yapıyorsun lan burada? Ya abi uyandım, şimdi uyandım ya. Oo, günaydın ya, günaydın. Günaydın, ne yapıyorsunuz? Nasıl denk geldik ya? Vallahi kader ya. Ya benim Mülayim diye bir arkadaş var. Mekanı geliştirmiş, bir şeyler yapmış da. Bir arabaları götürelim, hayırlı olsun diye bir şey yapacağız. Islatacağız. En kötü tamir ettiririz ya. Kral, bakın bakın. Para var mı? Para mı? He. Var, ne oldu? Ne kadar para var lan? 12 bin bankada. Oo. Üzerimde de 11 bin. İyi para. İyi tamam o zaman. Gitmeyelim o zaman. Direkt gidelim. Şöyle yaparız. Evet. Tamam, oraya gidelim. En sonunda markete gidip marketteki balıklardan alıp onları satarız. Tamam, onları da yaparız. Şşt lan, benim jügüleri getir, jügüleri. Efendim Kane çocuk. Bak zaten bu arabanın kaputu zarar görmüştü ya. Evet, evet, bunu yaptırırız işte. Görüyorsun değil mi kaputtaki şey? Görüyorum, o çizilmiş ne olmuş buna ya? Aynen. Ben alıyorum seni hadi. Kaput, evet. İnşallah öyle. Ben Kane'i mangoda öyle çizilmiş. Şeye konum atarım ben sana. Alt mekaniğe. Hayır. Oğlum. Aa, niye bıraktı gitti? Neyse Hacı, Allah'a emanet. Ya Allah al. Bu arabanın hali ne ya? Bir araba mı alıyorsun? Bu araba benim de arabam koçum, unutma.
Aman okuyayım. 500-500 çakıyoruz ha. Ne yapıyoruz şimdi? Direkt mülayime mi geçiyoruz? Evet dedin ya. Alt mekanik diye. Alt mekanik. Burasıydı değil mi lan? Yok lan burası değil. Alt mekanik şurası. Bayburtlu mekanik. Bakayım. Yüzük parmağında mı? Ha. Tabii ki de parmağımda. Öpme kız dur hareketleniyorum. Yazdır. Ha okul diyorduk. Nasıl gidiyor şimdi okul mu okul? Yani nasıl gitti? Okul. Okulu bitirdi çok oldu aslarım. Ha oldu mu? İyi. Evet. Özlüyor musun tarım arada bir okulunu? Yok ya okul özlenir mi? İşte bu ara biraz film milim izliyorum. Filme sardım. İyi yapmışsın. Ben çok az okudum biliyor musun? Okuyalım beraber sen de. O neydi lan? Bir okula gittim yeni geldim baştan yani. Yeni baştan mı okuyalım? Evet. Sil baştan böyle. Ya, okul bana büyülü gelmiyorum ya. Bu neymiş ya? Utanmaya basıyorum. Ay gözlerim. Normal normal. Ah gözlerim. Şey yapar. Doktora gitmem lazım. Ha böyle gözlerini aç kapat normal o görürsün. Evet. Görmüyor şu an o. Bu ne ya araç toplan şey mi burası? Ne derler buna? Şeyi kilitlemen lazım abi. Neyi? Bu arabayı. Sürmüş o yüzden dedim. Öyle mi? Nereden vardın bu? Yok yok öyle değil hani böyle salaş giymiş. Bunu da kilitleyelim. Babalık mor. Ne haber tarzı? Bir de eski bini kilitleyelim. Gayet güzel bu arada. Yok yok diğer selam arabayı. Giyimi de kötü mü dedik? Selam nereye misin? Yani kötü demedik ne ama çok da. Nerede lan diye? Yani burada. Su yakıyor sanki araba. Ha geldi civciv. Ne lan bu arabalar kimin demişim arabaları? Hepsi benim. Anlamadım. Hepsi benim. Nasıl hepsi senin? Aldım. Hangi parayla? Yok be abi bir tanesi benim. Şuradaki M4 benim. Diğerleri hep müşterilerin. Harbiden diyordum noktayı vuruyordum ha. Yok abi ne biçim olmuş? Vallahi sen coşturmuşsun lan burayı. Vallahi billahi canım çıktı. Yarın açılış var geri geçeceğim mi? Ha şu an açılmadı mı mekan? Ya açık da yarın şey olarak müzikalle enstrümanla falan. Vay geliriz oğlum. Vallahi akşam bekliyorum hiç çıkar mı ha? Tamam tamam dur bakayım içerisi değişmedi değil mi? İyi düşünmüşsün. Selamun aleyküm. Maazallah. Aman diyeyim hoş geldiniz. Tövbe estağfurullah. Kolay gelsin. Burak Sarı abine kahve et bakayım bir tane. Hemen yapıyorum. Ulan Mekel... Hatırlıyor musun? Sen bana erzak yardımına getiriyordun. Hatırlıyor musun? İşte oğlum zamanında evet, o yemekleri boşuna mı getirdik lan? Şimdi bir tane vallahi... bir motoru yükseltirsin V12'ye. Ay ben kıt kıt oğlum diye. Ay ben şöyle uzanayım. Oğlum sizin götünüzle araba sildiğiniz zamanları ben hatırlıyorum lan. Allah'ım herkese sor abi. İnanılmaz ya. Gerçekten saç renkleriniz falan beni benden alıyor şu an ya. Winter peç abi. Allah razı olsun. Harbi oğlum ya, mekandaki herkes mi sarı kafa? Motorumla aynı renk yaptım bir kafama. Bak. Sağ olun. Show of Clans'taki bombacıya benziyor. Bir tane telefon operatörünün renk. Aman dikkat et. Öğrenme aşamasındayım olur. Nasıl? Gelmem daha sağlıklı oldu. Boz yap nasıl olsa. Değil mi? Valla güzelmiş saçlar maçlar. Siz bu işi seviyorsunuz. Benim adımlar olumlu ettik. Aç mısın bu şeyi kamerik? Yok lan tokum Allah'a açın biraz da. Hani sanki böyle 48 saat yemek yememiş gibiyim. Allah aşkına. Vallahi böyle midem bir
Midem bir böyle nasıl küçük düğümleniyor yani hani. Nasıl mübarek adam? Çıkarır ona bak, çıkarır ona. Bayram için oruç tutuyor. Allah kimseyi açlıkla sınamasın, boşuna gerçek demiyorum. Amin, abi. Amin. Abi efendim. Sen üçüncü gün mü oruçta? Sevgiliye tanıştıracağım. Kimmiş? Arefi avukat hanım. Saruhan abi. Merhabalar avukat hanım. Merhabalar Saruhan Bey. Saru ben, evet Saruhan, Saru aynı şey. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Adınız neydi? Simay. Simay memnun oldum. Avukat ben mısınız? Memnun oldum. Evet avukatım. Allah. Her türlü avukatla yapıyor musunuz? Yani her türlü savunduğunuz kişinin suçuyla, suçsuzluğuyla her abi şeyle mi? Abi senin bu göbüşü mü eritmeye evet, çalışıyorum? Yapıyorum. Söyledim ya şimdi. Senin bu göbüşü mü eriteceksin şimdi? Selam oğlum, ya. Göbüş mü? Bak bakayım bir göbüş var mı? Ya olmaz niye mı? Var mı lan o abi kadar? Var var. Var var. Allah kahretsin. Yandan bakayım. Yandan bakayım. Naz burnu gibi duruyor. Var var vallahi var. Ulan 3 ay sonra buraya çıplak geleceğim lan. Allah aşkına. İşte bu Allah aşkına. Çırılçıplak geleceğim buraya, böyle yürüyeceğim kıvırta kıvırta. O çırılçıplak değildir yazdım. 3 ay sayıyorum. 3 ay. Ne o? Unutursam bakayım. Şerefsizim abi. Hatırlatacağım abi. Oo, Allah razı olsun. Nasıl bir ortama bakıyor. Unutursam en aldığı şerefsizim. Biz piçiz herhalde. Bir şey söyleyeceğim ya, sen geçen gün su diyetine eline bir sağlık. Şey söylüyordun, sarıya söyleyecek olsun. Mi onu? Evet, OSIC mixing'den hepimiz hep alacağız. Yok sağ olun. Yapmasın, ben şu an yani su diyeti yapıyorum, manyak olmuşsunuz evet herhalde ama. Kahve isteyen var mı? Yengene var, yengene. Sen su diyeti mi yapıyorsun? Evet. Aa evet. Kim su diyeti, su diyeti ne? Ben yapıyorum. Yapıyor, ben diyet yapıyormuş. Canım benim, yiyormuş, yiyormuş millet. Zayıflamak için de sadece su içiyormuş. Öyle salak salak işler mi olur ya? Yerken aklı neredeymiş? Abi kesinlikle. Batı'nın oyunları diyorlar ama bilmiyorum. Ben yapsam yanaklarım düzelir mi acaba? Vallahi kapşonlu. Şey var. Yiyip kusuyor en iyisi o. Ya manyak mısın lan, öyle iş mi olur? Gerçi doğru. Burada o da çok iyi oluyor ama çok hep zor. Ya AJ hissediyorsun. Sen su diyetini sen amına koyayım çorba içiyorum deyip 7 tabak çorba içersin. O var ya, kükünü bile parmağıyla sıyırır biliyor musun? O kaşık bile kullanmaz. Kusmak. Evet abi. Yine başladık OC'ye. Evet yiyorsun kusuyorsun. Tok gibi hissediyorum kendimi. Hayır hasta olursun. Lan istediğini yiyorsun ama öyle düşün. E istediğini yiyorsun da sıçamadan kusturuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey abi sen yapabilir misin acaba ya? Bir şey diyeceğim. Pandemi döneminde yapmayın bak. Bağışıklığınız geçen gün aldılar beni, götürdüler bir yere. Bünyamin falan. Bu şehirde de varmış. Yapmayın öyle şeyler. Yok biz yapamayız zaten. Boş yapmayın. Evet yapmayın. Pandemi. Ne varmış lan? Bünyeniz zayıfsa falan pandemi, sıkıntıya pandemi girersiniz. Abi bir de yani yapmayı denesek bile ne bileyim neydi onun adı? Big Mık. Ha Mık Mık. Evet. Mık mık falan her türlü başımıza... Sen de bir aç gibisin. Abi ben de sabah yemedim biliyor musun? Açsan yarrağım yekeyim. Ya oğlum neyse, ne kadar terbiyesiz bir adamım lan sen. Ya bu adam eskiden böyle değildi. Sen bayağıdır uyuyorsun o yüzden. Şu mekan yarın kaçta açılışı var? Abi akşamüstü gibi. Saat kaç diyek? Hadi belirleyek. Bu kadar hazır kalabalık yani. 10 diyek. Bize ne soruyorsun oğlum? Akşamüstü 10 mu? Ha? Biz gelmeyiz. Akşamüstü 10. Akşamüstü 10. Akşamın üstü işte. Akşam dedin 7-8, 10'un üstü 10. Ha. Ha mantıklıymış. Şu an mantıklı konuştu. Tutarlı. Tamam onu da açın oğlum. Bize fark etmez. Evet. Geliriz. Ben tamam, yayını yarın kaçta açarım? Böyle falan. Üç kere mi üç kere? Aynı saat değil mi? Tamam. İyi tamam geliriz geliriz. Su olacak mı? Su olacak mı diye bak. Buzlu su var var. Evet. Tamam o zaman. Simay harbi yumruk atacak. Kanepe manepe olacak mı? Kanepe yukarıda var. Oh, hayır durun. Yemelik. Siz şey yapın, ben bir şurada bir tur atacağım. Hamburger. Gel kader ortağım. Abi, gel kader ortağım gel. Izdırabını sikin böyle işin. Acaba bir sarılsak mı? Gel abi. Kimse sarılmayı bilmiyor mu? Kardeşim benim. Kardeşim benim. Çok acıktım abi. Ben de çok acıktım. Oldu. Abi gelsene. He ne oldu lan? Allah'ım. Ben de sinir yapması gerekir ki. Ya. Benim için uygun. İyi. Valentina senin için uygun mu? Yani ben zaten sabahtan akşama buradayım biliyorsun. Anam ya. Artık olmayabilirmişim ama. Evet Allah'ım artık oldum.
Aa, niye? Demiyanın sen onu yiyeyim mi sana? Sağ ol kardeşim, almayayım. Al al abi. Yok ben işte sinema dokunamıyorum. Kilo yapıyor, kilo ya, verme. Bana ver. Yok sıkıntı yok. Abi sen harbi bayağı bir etmişsin ha. Şöyle bir uzansam alabilecek gibiyim ama. Yok oğlum, bir şeyim yok öyle, sadece 1-2 saattir yemek yemedim yani. Ha anladım. Ver ver, ben yerim. Ha bu yeni anladı daha. Oradasın, çok saçma. Var mı bir fark? Dur bakayım şöyle. Ya oğlum hiç yapmayı bak. Gitmiş gibi. He oğlum, diyet miyet yapmıyorum. Nereden çıkardınız ya? Yok be abi. Gıdı yok. Bol yok muydu? Ya bir şey söyleyeceğim. Yani diyetlik bir halim yok arkadaşlar. Fit, gayet delikanlı bir adamım yani. Tabii. Caner sen de zayıflamışsın. Evet ben süzüldüm. Ama karakter olarak. Mixing'den herkes göte geliyor. Bunu sarıya demeye götürmeye de Caner'e pasta emremcesi. Şimdi bir dakika, buradaki ekip kim? Burada çalışanlar kimler şimdi? El kaldırın. Eskiden çalışan. Eskiden ben çalışan. Abi ben ha, bazıları yarın kovuluyor. Evet evet. Neden kovuluyorlar lan? Çok okulda, bu işe okulda yaramız var abi. Tek hazır kovulmayayım ya lütfen. Bazı kişiler burada sen çalışmamalı de, gibi abi, duruyor. Sen herkes de kovulacak tipi var. Herkes de sinerjisi olmaz olur böyle şeyler. Keşke çalışsa gibi de tipi var çocuklar. Yasak ya illegal yapmak. O kadar ben da. Burada çalışmıyorum. Burası normal mekanik oldu arkadaşlar. Bunu bana mı söylüyorsun? Eyvallah. Normal mekanik olduğu için illegaller patladı mı? Bastırmış. Yarın kovuluyor. Allah Allah, iyi ya, lan en azından efendim, duruyorlar burada yani. Benim şu araca bir pankartlara boşuna para vermiş. Hemen. Mülayim bana bakın, arabanın benim kaput sıkıntılı, ona bir bakmanız lazım. Değiştiriyorum kaputu, komple değiştiriyorum. Dur bekle, hayır komple değiştirme lan, dur arabayı getireceğim. Fulluyorum, kaputu da fulluyorum abi. Sizildi, şunu şey yapabilir misin, dur bir açayım. Hangisi? Gel gel. Abi senin kaput yok ki. Tamam oğlum. Sıkıntı var işte kaputta. Sen açlıktan mı başın dönüyorsun? Al çalıştırdım. Allah razı olsun. Ama bu tarz da güzel abi. Önden sarıf. Oğlum şey ısınmıyor. İyi oluyor aslında. Önden sarıf diyoruz biz buna. Bu iyi bu. İyi, herkes de kaputun açıklığı gözüküyormuş. Abi senin kaputu yok ki diye. Aa, avukat hanım. Efendim. Şimdi böyle bir bizim bir avukat arkadaşımız vardı. Gel git yapıyordu arada da işi bırakmış. Evet Tarık. Ha Tarık, Tarık tanıyor musun Tarık'ı? Evet, tanıyorum tanıyorum. Ya ben seni bir yerden hatırlıyorum. Tarık. Sen bize bir yardımcı olmuştun ya. Evet evet, Tarık'la gelmiştim. Ha doğru, ben yaşa. Ben başka biriyle ilgilenmiştim. Şey numaranı ha, alabilir miyim? Lazım olursa ararım. Tabii vereyim. 398-66-51. Bir dakika kaç, öyle bir daha de. 398-66-51. 66-51 mi dedi? 66-51. Ben Akoni. Evet. Siz? Şöyle bir çağrı attım. AJ. Kral tamam. Diyorlar. Meşgul atıyorum. Ha, öyle mi? AJ. Senin adını duyamadım. Deni. Ona da kral diyorlar. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Şehirde kral çok da aslı olan yok oğlum. Yok, kral olsalar. İşte biz genelde bu sahte kralların kraliçesini sikiyoruz da o yüzden kral diyorlar. Uf. Yürü be. Sarı abi evleniyormuşum. Her gün gece sabah benimle aynı tavana bakışıp öpüşerim mi de bize? Neci varmış ne? Valentina? Oğlum bir teklifte bulunduk da sen ne dedin onu anlamadım. Aynı tavana bakıp öpüşük falan yaparım dedin sen. Ben diyorum anasını satayım şeyde garajdan. Seni görünce karnımda karıncalar yok, kelebekler uçuyor dedin sen. Onu hamburgere söylemiş. Onu demiş ne demiş? Bir dakika. Mülayim gelin nasıl buluyorsun? 500 dolar. Ben zaten... Söyle lan şimdi. Eyvallah. Taktık yüzü işte. Allah aşkına. Oh hayırlı olsun. Şey İban'ı söylesene. Teşekkürler Smile. Hayırlı uğurlu olsun. Sizi nasıl gidiyor? Bir pişmanlık var mı? Yo öpüşüyoruz. Valla. Az önce boğuşan bananın eşinden geçiyorduk. Gözümün önünde elemanının dudağına yapıştık. Evet. Caner'in. Öpüştük. Caner'in yani. Bir dakika, kim kimle öpüştü? Mülayim Caner'le mi öpüştü? Abi ben olaya doğrusunu anlatayım. Ben normalde Jess'le evet, öpüşüyorum. Hadi. Ama o da sarı. Ele geldi o bir anda. Pişman değilim. Yok yok yani. Bir dakika, bir şey daha anlatacağım. İnsan kendi karısını tanımaz mı? Uzaktan geliyorum, yanındakine kim bu herif dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Delikanlı gibi söyleyeceğim. Bir gün pembe saçlı bir erkeğe arkadan sarılmıştım bak, yalan yok. Aa işte. Olabiliyor yani. Sarı abi dikkat et, sen evet, de öpüşebiliriz potansiyelde. Ama bak sarılmışsın yani, yüzünün dibine kadar girip dudaklarından öptün mü?
Yok o kadar yani, da değil. Yani şöyle söyleyeyim sana Cez, bana fotoğraf gönderip sakal büyük bıraksan aynı sen demişliği var. Dur. Allah'tan çocuğun memesi yoktu. Oradan anladım yani. Yemin ediyorum Allah. Caner'in bayağı de o. Güzel fark doğru. Caner de ben, demek senin memelerine bakmıyorum Cez'im ben. Ben de böyle teyze namuslu bir insanım, görün değil. Tabii, o senin karın karın. Beni de herife benzetmen çok romantik. Ama taş gibi adamsın. Gelsenize bir gelin gelin. Heh. Düğünden kaç para çıkmıştı? Mia gel gel. Abi sen bana 10 bin verdin şeyle beraber. Sen ne kadar vereceksin? Altan, sen altanlı yapan 4 kişi veririz. Biz de geldiğimiz kişi biz muhtemelen 40 kişi geliriz. Valla nakit herhalde 300 bine yakın geldi. Cez sende liste vardı geldi. Ya. Listeye çıkarsan bakın. Ne? O kim bilir? Nerede o? Kaç sene? Son abilere bizim 2500. Dörde ya bitti. İki kişiler 5000. Çok bize çok gelmemişti. Oğlum o zaman paranın değeri azdı geldi. Bak çok zaman geçti üstünden. Abi dolar 7 lira oldu şimdi. Ben yapamadım. Ulan acaba bu mekanı ne yapsam ben? Şöyle bir... 50 takayım diyorum ben. 50 bin mi? Abi bunun ihalesine girsem alır mıyım acaba ya? Yok 50 bin. 50 bin iyi mi? Şöyle güzelmiş alırız ya. Canın sağ olsun lan şaka yapıyorum. Ben senin arabana bir sürprizim var ama bakma. Ne zaman? Şimdi. Oğlum bak yanlış bir şey yapma arabaya. Neden bilmiyorum ama arabanı pembeye boyayacakmış gibi geliyor. Öyle bir şey yaparsa harbiden ilk dayağını yer mekanına bak. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Pembeye binivar ne olur. Efendim. Ya. Abi bu benim düğün hediyem size tamam mı? Lütfen ama. Bana para falan teklif etmeye sakın. Arabanın rengini değiştirme. Hayır, arabanın rengini değiştirmeyeceğim. Ben de sürpriz diyorum. Sen bir heveslenmişsin. İlla bir şey yapasın geliyor demek. Var tabii. Abi aç mısın? Yiyecek bir şey ister misin? Yok midye kardeşim. Sağ ol, Allah razı olsun. Midye dolma? Oy. Sen niye sürekli atom bir şey yedin? Evet, peki bir şey söyleyeceğim. Midyenin yanında bir adı veriyor musun? Of. Yalnız bir şey aramıyor. Üstüne de uzayan künefe. Anam. Ay ıslak hamburger diye bir şey duymuştum. O ıslak hamburger fena. Anam avradım olsun gözüm kararıyor yapmayı sikerim ben lan bunu. Keselim en iyi bence mide kokoreç. Hala konuşma ya. Kokoreç mi? Çiğ köfte olacak yanında. Çiğ köfte olmaz da kokoreç olabilir. Of Allah'ım. Canım iyi misin? İyiyim iyiyim. Öyle iki dakikada yamulacak adam mıyız lan biz? Alt tarafı 2 saat yemek yememişim yani. Hani 42 saat falan. Ya Allah... sana bir şey söyleyeceğim bak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne be? Hadi bundan, bura benden size düğün hediyesi. 10 bin dolar normalde ben bedava ettim size. Niye pembesi yapsaydın? Yoktu bu kadar. İyi de biz arabada pembe sürmüyoruz. Biz pembeye eyvallah binmiyoruz değil mi canım? Tamam 50 bin vereyim bu arabaya. Yo yo abi arkadaşlara gerek yok. Sanat eseri. Abi bu ne? Abi bu ne? Arkadaşlar hep birlikte mi dövelim yoksa ben mi gireyim? Sen. Koca beline gideyim. Oğlum jantları niye boyadın? Bir saniye. Bence bilmiyorum o da rengi daha güzel. Arabaya ne oldu? İçerim mi? Açmadım ha. Fenalık. Bir şey diyeyim mi? Abi bir şey diyebilir miyim? Buna bir siyah sedef atar mısın? Çok merak ediyorum. Bu da hala görüntü peşinden buna koymuşsun. Al abi yorulmazsın. Döverken yorulmazsın. Yapacak bir şey yok. Bir dakika buna siyah sedef güzel gider ha. Çok kötü emotlar amına koyayım. Yani biz bununla trafiğe çıksak ya, en fazla utancımızdan kaçarız yani şey yaparız. Tonu yanlış tonu. Kesinlikle. Ama bir şey değil mi iyi gaz verir abi. Ben sebebini açıklayacağım şimdi deneye. Çok iyi oldu. Abi bence sağda solda bir şey diyebilir miyim Saruhan abi? Efendim? Sağda solda Saruhan pembeye biniyor dedik mi bence? Motor aldım. Ne alakası var lan? Hatta şöyle deriz abi. Pembeye biniyor araba... kötü bir şey mi? Birini görünce şey yaparım ben sana. Yani yakışmaz. Saruhan'ın arkadaşları pembeye biniyor dedik mesela daha iyi olur. Allah'ım yarabbim role giremiyorum. Tabii de o var. Biri... Evet. Oğlum niye da pembeye yanlış olmuş. Benim ya pembe, ne alakası var salak kısmı. Pembeye niye binmedin bak, diyor. Sen de sanırım ben bir enerji şişi daha vereyim. Seni tanımak çok güzel. Oğlum bu şakayı önceden de bana yapmışlardı bak. Mia sana araba aldım. Sen ne yapıyorsun? Canım teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi... Artık güle güle bin. Bakayım bir nasıl yakıştı mı? Bin bakayım. Motelden ayakkabısını bağlarken aşağı attı. İşe yarayayım mı? Fenalık.
Güzel olmuş, güzel. Şey, tamam. Fenalık. Kızı bu şehre ben getirdim ya. Ton farkının uyumu özellikle. Olay bu ya. Saçından sürüyerek al sonra. Yani bu arabanın rengini eski rengi yapar mısın lütfen? Ama sana hediyeyim ben. Şimdi sen kaç paralık malzeme harcadın buna? 10.000 dolar. Siz bir saniye. Evet o siz. Kilitli olan kadınsınız. Ya hayır değilim artık ya. Açtım ki. Aa bir dakika dur, o mevzuyu biliyor musunuz? Evet evet. O ne? Şşş. Sen onu çıkarttırdın mı? Çıkarttırdın mı kilidi? Çıkarttırdım. Mülayim. Ne? Bizim kızca kilitli dolu. Kilitli dolu kilitliymiş. Eyvah. Ablanın yanında söylemek istemedim de abla Woody Whitbaker gibi gülüyordu. Sen zilli mi olacaksın yine? Sen yollu mu olacaksın? Gerçekten olmayacağım. Yollu olacaksan söyle bilelim ona göre. Bir dakika oğlum, sen kilit... Şimdi sen mi taktırdın lan kilitli donu? Evet biz taktırdık. Evet ben. Ulan niye bu bir insana kilitli don taktırırsın? E kısırlaştıracak mı? Ben söylüyorum. Bu kıza donanın çükünü keserim. Allah Allah. Abi oynaş barı kalmadı. Ne demek oğlum, ayıp değil mi bu kadar kişi arasında kızın şeyini yapıyorsun? Aa dokundu adam. Bak kırtlağına dokundu. Bak lan. Yok canım. Vallahi dokundu, gözlerim, o öyle gözlerimle değil. Gördüm öyle. Daha omzuna dokunduysa omzuna da bir kilitli atlet yaptır bakayım, böyle bütün kaplarsın. Baştan ayağa kadar. Yok Sara abi, o olay farklı bak. Bu kız benim çocukluk arkadaşım. Tamam. Bir kere. Bu kızın da hayatından oluyordu, biz de hayatımızda oluyorduk. Bir mevzu olmuştu. Ondan sonra yok yani, keşke var. Mafya babası olsa. Kimle oldu? Belki tanıyoruzdur. Yok şey, Allah rahmet eylesin. O öyle gitti. Hayır canım, o değil, o değil. O ölmer lan. O değil lan. Salak mısınız lan? Öldü kim? Mü? Ağır kara mı öldü burası, arayalım. Kim öldü? Lan hayır değil. Hayır o ondan sonra kim öldü? Burası kardeşim ağır öldü. Hayır ya. Mahir'den önceki yolu. Dostlar sağ olsun. Geliyorum bir dakika. Mahir'den önceki kim ya? Ser abi, o karışık, sen hiç girme o mevzu. Ben anlamadım neyse. Abi anlatıyorum. Bu Uraz'ın kardeşine şey yaptı. Fanfifo. Evet. Mahir'e. Sonra göbeği oldu kocaman seninki gibi. Sonra doğru kettirtmedik bunu. Ondan sonra kettidon taktık. Ayırdık. Ama ondan önce niye? Ateşle bıçaklaştınız. Ateşi bıçakladım. Ateş kim ya? Ateş öldü orada. Rahmetli eski bir arkadaş. Başımız sağ olsun, başımız anladığım sağ olsun. Anladığım kadarıyla dokundan ölüyor o zaman. Evet dokunduğun ölüyor. Dokunan ölüyor. Kime dokunsan yani ölüyor. Sıra bende mi? Gerçekten, gerçekten kafayı yiyeceğim artık. İz abimden uzak dur. Ne? Sıra sende Deni. Ulan sıra ölümden bende mi? Bahsettik. Ben de mi öleceğim? Yenge gelmen lazım benimle. Hangi yenge? Benim ben yengem. Oyyyyyy. Bu benim yengem, benim şöhretim. Neyse. Benim yengem. Evet gerçekten içi dolu dolu. Harika. Ya şu arabayı bir eski haline getir ya. Abi 10.000 dolar ama. Bana ne lan? Bana mı sordun yaparken? Hayır o rükü yeri yeri, hediye geri verilmez. Hediye geri verilmez. Ben de sana bir hediye getireyim mi? Yok tamam. Takılı kalır ha. Yok yok. Ben gidiyorum. Burak faturayı keserim 20 bin dolar. Evet. Fotoğrafını göstereyim. Kime kesiyoruz? Bak sarı kafa karşında duruyor. Tarkan bekliyor. Usta. Ne? Abi ne biçim? Usta. Bu değil bu değil. Abi, oğlum dur, yanlış renk yapacak şimdi. Bu ne biçim? Yok yok, bizim oğlum şeyimiz var. Tarzımız var. Var. Evet biliyorum. Onun uğruğunu. Bu arada bilek... Güzel gitmez mi ya böyle siyasi? Bilek kuran güzel gidebilir. Bu ne biçim? Ya. Askeri oldu. Çok askeri. Sadece şeyimiz yok mu? Abi sadece de CJ. Sadece. Efendim. Bir gelsene. Arabanın katalog kodunu abi söyleyin de adam doğru boya siyah piç. Siyah piç. Siyah piç. Sen piç. Ne oldu lan? İlerle abi dümdüz. Teşekkür ederim. Abi nereye gidiyorsun? Ağzına vururum. Geçer. Bir şey olmaz. Ne oldu lan? Bu hatun olmuş. Bir şey düzdün o zaman. Hatun olmuş. Hangisi? Ay lan ne saçlı ya. İyi bir şey duydunuz mu? Yapayım. Bir şey olmamış galiba. İyi her yeri kalmış şey içinde. İyi bir şey. Yok sen. İyi bir şey gittin. Ha ben çok kötü duyuyorum. Onun yanındaki çocuk. Aha. İyi bir şey. O intihar etti, yoğun bakım alındı. Durumu kritik. Çok kritik yandı. Kötü durumu. Ha. Abi ben mi erotik bakıyorum? Bir problem mi var? Yok. Mekana bakıyoruz. İyi. Bir şey ekleyelim siz mekana bakın. Ay özür dilerim. Çok pardon. Ne zaman olmuş? İçimden bir privyet kesim geldi. 15 sene var. Çok hızlı gidiyor. Hızlı gider verdim. Evet. Pardon. Saru. Efendim. Hani buyurun. Röportaj yaptığımız vardı ya Aksel. Evet.
Ölmüş. Lan o haberlerde yazan o Aksel miydi? Evet. İntihar etmiş. Neden? Bilmiyorum abi, ben niye? Cenazesine gittim, hepimiz yerine çiçek koydum. Sen ne yapıyorsun? Ben çok küçük bir bölüm. Biz daha yemek programı acaba yapacaktık onunla. Tabii. Çok özür dilerim şey. Adınızı bilmiyorum hanımefendi ama beni sanki acaba gözünüzde çapak mı kalmış gibi, evet, sanki. Doğru. Ben, evet, ben bir kötü kötüyüm galiba. Yok, bilmiyorum. Yok hanımefendi, siz kötü değilsiniz, kendisi de çapaklar. Ha tamam. Özür dilerim. Alayım mı onu? Kim konuşuyor? Al canım. Tamam gel. Siyah piç. Hayır siyah da hangi siyah? Bir bak yani. İki var mı? Gözümü... Mia buna bir tazikte su vur bir. Bu kadar mı kötü? Vallahi bu üç günlük falan herhalde aile kurmuş. Ben yüzümü yıkamıyorum bayağıdır. İyi neyse, çapağına kurban. O bir Aksel ölmüş dedin değil mi? Evet. Modunuz değişti hemen ama. O niye ölmüş o çocuk ya? Ne güzel içerik yapıyordu. İntihar etmiş ya. Allah Allah. Ulan geçen gün onu pornocu monocu diyorlardı. Acaba onlara mı çok şey oldu o çocuk? Kim abi, iyi anlarım. Ya Aksel diye bir çocuk var bu haberleri yapan. Geçen otoparkın orada siz gelmeden önce. Pornocu o dediler. Ulan ben de gittim çocuğa, sen porno mu çekiyorsun lan dedim falan. Gülüyordu ediyordu yani. Hani çok ciddiye almamıştı da. Belirli bir kategoriden bahsettiler mi abi? Ya etmedi. Ya genelmiş. Röportaj yapıyordu. Sorular soruyordu. Yok çıkaramadım. Hello. Sen niye C kaldın lan? Allah Allah, üzüldüm gidelim ya. Bir ara mezarına da iki şey yapalım, bir bir şey bırakalım, çiçek miçek. Tamam gidelim. Müsait olduğumuzda. Siz uyuyordunuz, sizin yerinize de gittim. Yani hepimiz yerine gittim. Bir tane çiçek koydum. Allah razı olsun. Aynen. Yazık ya, gencecik çocuktu ya. Adımızı falan da yazdım. Sıkıntı olmaz yani. Kim ölmüş? Aksel vardı, röportajcı. İntihar mı etmiş? Evet. İbiş diye birisi de intihar etmiş. O da onun İbiş yanında takılıyordu. Bu ne oğlum? Ne herkes intihar edip duruyor ya? İbiş de mi intihar etmiş? Hı-hı. İbiş kim? Ben de aracım. O da Memiş'in oğlu. Memiş de Bünyamin'in kuzeni. Moda mı oldu? Bünyamin de bizim doktor. Oğlum bir dakika, bıyıklı zamanında olan hangisiydi? İbiş. Memiş. Yok, Bünyamin. Memiş yaşıyor mu? Hepsi çok ya benziyor. Ya bir dakika, abi. Bünyamin yaşıyor mu? Yaşıyor. Ha tamam. Oğlu yaşıyor mu? Bünyamin'in oğlu yok. Memiş var, onun kuzeni. Oğlunun kuzeni mi, Bünyamin'in kuzeni mi? Bünyamin'in kuzeni. Oğlum geçen gün otoparkta kimi gördüysem hepsi ölmüş lan. Aa evet. Otoparktakilerin hepsi... Aa hepsi ölmedi. Şey yaşıyor, Fatih. Kötü değil. Fatih kim? Fatih'e kötü Allah bir haberimiz var o zaman. Niye? Batoz mu? Sıra onda mı? Sıra onda olsa Fatih gerek. Ha Fatih. Allah rahmet eylesin, ne diyeyim. Şş, bana bakın. Ne yapacağız? Şeye gidelim mi? Bu benim eleman vardı, evet, bir tane. Hani bu dediniz ya, sağlam pazarlık. Evet. Ona ben taze taze etler getiririm sandım. Bir acaba iki saniye bir hava mı, evet, çıksak? Kesinlikle. Olur. Ben sana bir mesaj atacağım bir daha. Efendim canım. O mesaja bir bakarsın. 3 dakikadan tamam, alabilir miyim? Tabii ki. Dur ben şu mülayime bir gideyim bakayım. Olur bu kattık. Niye vurdun lan kıza? Ya 17 ile 24 arasındaki farka 5 dedi ya. Böyle bir matematik. Bu nasıl avukat ya? Böyle avukat olabilir mi? Tamam mı Barış Raft'tan sonra? Sözelci işte. Ne yapıyorsun dayı? Kız sesini amına koyayım. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Ne var ya? Zincir mi atmış? Ben gözümün yanını yiyeyim şu seçeneğe gideyim. Ya abi bu adam niye böyle ya? Ya bu adam niye böyle ya? Özet attım abi. Dur bakayım okuyayım. Haftanın özeti. Alayım, sen mi tamir edeceksin bunu? Günaydın abi, senin evet geçen verdiğin görevi yaptım. Oy, çocuk manyağın teki çıktı, gözünü korkuttum. Bir problem oğlum, kalmasın. Bir problem kalmadı o konuda. Adı kalmış, dangalan teki. Biraz seni de sildim ama. Benim mi? Evet. Aha beni görüyorsun. Evet. O ne demek? Tam da görüyorum. Pardon, özür dilerim. Alcı ben. Alcı yok, göremiyorum. Allah Allah. Ne oldu abi? Yok bir şey. Bana bak, o arabanın ne kadar fatura çıkardınız? Bilmiyorum, onu ustamla kuracağım. Kaputuna nerede ustan? Valla 10.000 10.000 20.000 o normalde. Ha yarrağım yesin. Mülayim. Pardon hanımefendi, kulağınızın dibinde bağırdım. Evet biraz öyle oldu.
O kim lan? Tespit ediyorduk orada. Yan, doğru şey olmasın, yanlış anlamasın. Anladım anladım. O yüzden. Oh. Ha Tarkan'mış lan. Efendim? Oğlum. Yarasın yarasın. Şimdi kaputa ne kadarlık müdahale yaptın? Toplam 20 bin dolar. Gel sana arkada bir şeyimi göstereceğim. Tamam. Ya gene neyini göstereceğim? Şimdi Eylül benim aracımı bir tamir ettirecekmiş. O bir ondan bir şey yap. Fatura. Ya tipe bak abi ya. İnanılmaz ya. Yeni çuk göreceğim. Yeni çuk göreceğim. Yeni çuk göreceğim. Yeni çuk göreceğim. Ben de göreyim. Bu sefer ben de göreyim. Yeni çuk göreceğiz. Yeni çuk göreceğiz. Yeni çuk göreceğiz. Oğlum o kadar meraklıysan ben seni... Bir tane kasaba var şehrin bir yerinde. Hayır hayır biliyorum onları. Biz gittik biz gittik. Ha gittiniz mi? Çıktık. Orada çok güzel mallar var. Biliyorum. Sen yok de ya. Anlıyor ki malları. Şşş bir dakika şimdi onu bunu bırak. Harbi ne kadar borcum ha. Sana? Abi iki kere boyadım 20 bin. Ya oğlum bak. Bir dakika. Kaputu saymadın yani. Şunun bir girişine bir daha bakayım. Burası ha, aslında çok yok, güzel illegal yok. Şey olur ya. Bu... Ya ne? Ne de illegal ne, ne ya bak. Ya olur? Geçen gün illegal adında bir tane şarkı dinledim de aklıma o geldi. Aha. Evet. Şu jantları falan oradan kaldırsak garajın kapısı falan aynen, iş yapıyor. Sokaklar. Yok yok kötü kötü abi olmaz. Aynen ne kadar şimdi 1000 mi 2000 mi oğlum söyle hadi. Gönlünden ne koparsan. 20 bin harcadım ben arabaya. Oğlum. Hadi 10 bini düğün hediyesi 10 bin ver yeter. Yok ya. Sen şimdi arabayı sadece tamir mi ettin? Tamir ettim boyadım yıkadım 10 bin bakımını yaptım. Kaportayı değiştirdim 2 kere boyadım. Yarram. O zaman bunun karşılığını ben sana vereyim. Abi öpüşürsek benim altım boğar. Beni bu, vallahi boğar. Aa gimbal atıyordum alışkanlıktan. Dur bakayım. Aa bankamdaymış. Ver bakayım bir İvan. İvan 201. Şimdi arabayı tamir ettin 50 doları. Arabanın kaputuna müdahale ettin. Orada yüksek ihtimal parça evet. Değiştirmedin. Orada bir 100 dolarlık kişiliğin vardır. Ondan sonra arabayı yıkadın, götünle yıkamıştın, onun cezası olsun bu. Ondan abi sonra götümü yıka... Ha evet tamam. Aynen aynen, sana şöyle... Çok bile veriyorum bu arada. Al bu da üstü kalsın. E abi bu çok, bunu ben çoluğuma çocuğuma dağıtayım. Çok oğlum zaten. Kurba... Allah aşkına vallahi. Lan yapacak bir tane araba... Bir tane kaputta çizik var diye getirdim 20 bin dedin. Ama kapı lokal boya yapmadık abi. Komple boyadık ki belli olmasın diye. Tamam. Ha şimdi sen bana sor bakayım neden ben önce pembeye boyak ettim? Neden? Pembe ayıbı kapatır. Üstüne bir sürü çizik vardı. Pembe ayıbını kapattım. Sonra tekrar eski haline boyarken de. Anladım hop, anladım. Kendisi. Vay be ulan. Yıllardır buradayım. İlk defa böyle bir teknik görüyorum ha. Ben de. Şu an buldum. kaldı 17.500 abi. Aynen aynen kaldı. Yarın açılışında ben sana bir şey bırakacağım buraya. Allah razı olsun. Oğlum düşünsene ulan. Yarın bir geliyor musun amına koyayım kapı açılmıyor. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Allah'ım sen koru. Al 2500 çok bile ağzına sıçarım ha. Çok bile çok tabii. Abi, abi. Ben bunu dağıtırım. Caner kurbanlık alalım lan 2500 dolar oldu. Kız. Ne kadar oldu? Abi. 2500 dolar. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Balığa gittim bisikletle. Biz niye sonra balıktan döndüm bisikletle. Araba artık çok sıktı. Değil. Birazcık Burak sosyalleşeyim dedim böyle bisiklet sürüyorum. Allah Allah ne mutlu bir haber ya. Vallahi genel olarak herkesten bu yorumları duyunca çok mutlu oluyorum biliyor musun? Evet, tabii darısı başına. Amin amin inşallah doğru dedin darısı başıma. İnşallah inşallah. Bak ben de buralardayım ne güzel. Alayım mı sana bisiklet süreceğim bisiklet, mi? Bisiklet yok sağ ol Allah razı olsun. Ne oldu kuş mu uçuyor? O ne? Ay söz hakkı istiyorum. Tövbe de konuş lan. Abi sen güldün mü pembe araba esprisine? Hangi? Pembe araba esprisine. Ya, hiç boy. Komik değildi bence. Ya biz niye 17.500 dolar kaybediyoruz gülümle? Ben güldüm. Bir gel ben de. Ben güldüm. İpte sıçtı. Ben güldüm. Önemli olan benim gülmem değil mi? Doğru. Ulan benim yerime de vur lan bir tane. Deli deli etmiş kendini. Senin kalkan nerede? Uyuyor Altan. He. Biz komşuyuz senle biliyor musun Yalın? Bak görüyor musun ne güzel balığa bisikletle gidip geliyorum. Ha, ha bisikletle gittim geldim. Şimdi balıklarımı satmaya gideceğim. İyi. Takıma da görüş gel. Öyle yani. Bir ara sizi tavuğa götüreyim bak tavuk çok güzel ha böyle bu aralar gittim. Çok... Ha gittiniz mi? Evet gittim ben tavuk yapıyorum zaten. İyi. Üstünüze başınıza dikkat edin. Satıyorum. Sen de mi yapıyorsun tavuk? Hep çamur oluyor yüzüm. Topluyorum satıyorum. Ama çok eğlenceli. Adam mısın? Bence kullanan yok onu ya. Şu VIP'ye. Ooo. İyi durun. Ne oluyor lan?
Bunu ne yapıyor? Basur mu? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Basur mu? Ben nesin? Yaşayamam, bilmiyorum. Girecek ya. Lan beni internet. Ne yapayım? Ne yapayım ben? Girecek ya. Sen beni internetsiz yaşayamam. Ne oluyor? Benim çocukluğum ama. Sen de kendine gel. Ne yapıyorsunuz oğlum? Siz niye burada bir ettiniz kendinizi? Allah Allah. İyi misin? Nereye döndün? Arada bir yapıyoruz onu ya. Oğlum tam ya olarak ne dedi lan o? Ben internetsiz yaşayamam. Ha onu duydum. YouTuber falan herhalde. Olabilir. Durun bir dakika, geliyorum hemen. Şu şeyleri gösterecektim. Ya ona koyayım, millet sosyal rehbersizlikten kafayı yemişim. Hey valla özlemişim ama ya muhabbetleri. Şimdi Utku'nun yolladığı iki şeyi var, açıyorum. Kendi bana skriptleri göstermek için şey yapıyor. Söyle adını, video yolluyor. Millet yıldırmamış abi, millet RP yapmayı özlemiş. Bu ev sistemiymiş. Bakalım. Geldi. Bu hazır arkadaşlar, yaptı bunu. Arabayla ilgili bir şey yapmadı galiba. ...01 MS, 04, 06... ...güzel, yemiyor da. Aynı kafa. Ana! Direkt anahtarlı yapmış. Adamsın lan. Evinizin kilidini açtınız. Kilitlediniz. Arka kapı kilitli şu an. Kilidini açtı. Evinizi, kapısını kilitlediniz, tamam. Metalı girmiş sanırım. Tamam, bu depo bizim standart. 150 kilo taşıyor. Ev 111 ayrı. Gene bölgenin, yani evin kendi kasası, envanteri var. Ha, birkaç depo mu var? Güzel. Bu anahtarı birine verdiğinde veya çoğalttığında ne oluyor? Otomatik olarak eve girip çıkabiliyor. Şimdi bir de bak bunu beğeneceksiniz. Can'la birlikte şöyle bir şeye kastılar dün. Önceden zaten fikrini şey yapmıştık, başlamıştık temeline. Bak kardeşim, karakter seçim ekranımız. Zıp. Bir de deneme yapacağım diye Saru'yu almış database'den, amına koyayım. O, ben el atacağım bu yaşanmamış hayatlara falan. Mouse'la yukarı aşağı yapabiliyorsun. Yani tipi de çekiyor, fotoğrafını da çekiyor. Çok iyi ya. Bu bayağı renk getirdi. O aptal dörtlü karakter şeyi çok baymıştı. Hop, doğdu. Nice. Şu olay çok iyi ya. Karakterini görmek müthiş bir şey. Belki şu siyah efekte, yani mesela burada siyah efekt gireceğine bilmiyorum. Smooth yapılabiliyor mu, ama Utku dinliyordur beni. Buradan böyle durup biraz bekleyip sağa doğru tekrar kaysa. Dün gerçi öyle bir şey söyledim ama olmuyor, kötü oluyor demişti de, bakarız ona. Oyun içinde karakter değiştirmek doğru bir şey değil bu arada. Utkucuğum, cancığım, ellerinize sağlık. Harbiden aslan gibi çalışıyorlar. Dün 10 saat 15 saat mi ne abi, ben odadan ayrılmadılar ya. Şu yaşanmamış hayatları ben bir fixlerim, bir görsel atarım buraya. Şuraya böyle bir küçük dokunuş daha yaparız. İş biter. Nice. Telefonu da yapıyorlar. Dün telefonla çalıştılar zaten. Emir, abartma amına koyayım. Böyle bir şey olamaz ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey ya? Böyle
Bu arada o kamera düzenini böyle kayma olayını baya baya sabahın 7'sinde ben Discord'a bir girdim. Herifler bir şey konuşuyordu, böyle bir matematiksel bir şey konuşuyorlardı. Bir tabut getirmediniz yav. Oğlum sen ne istediğini söyle, Utkular yazsın. Doktor. Kocanı gel gel. Bir saniye, geleceğim nişimi ya. Sen geçen gün bir elemandan bahsettin. He. He, onu bizim çocuklar bulmuş. Harbi mi? Aynen. Adı Kaan. Kaan. Aynen. Doğru. Çocuk manyağın tekiymiş. Ama evet, bizimkiler gözünü bir güzel korkutmuş. Problem kalmamış o konuda dedi. Harbi mi? Aynen. Dangalan tekiymiş bir de. İnsanlara zarar veriyormuş. Şimdi biz uyarımızı yaptık. Eğer bir daha zarar vermeye kalkarsa bu sefer zararı biz vereceğiz. Allah razı olsun. Sana çok yani, büyük bir iyilik borcum olsun. Aynen. Bir yerimizden vurulursak falan bir an millet edersin. Evet. Sen bunu bağırmadan da söyleseydin. Fena yok lan, vurulursam dediğim kalbimden. Kalp yarasıdır bu. İlaç kapatmaz. Verdin doktor. Hemen çeviririm. Neyse. Aklında bulunsun yani. Eleman bizde. Takipteyiz. Eyvallah. Sen doktorsun. Başını belaya sokma. Yok canım. Misal geçen öyle başka bir pürüz vardı. Kibarca dedim ki bak yarın öbür gün bir şey olur elime kalırsın dedim. Senin elime kalacağıma yarrağı yerim dedi. Dün bir baktım yarrağı yemiş. Kim adı ne onun? Mahir Ölmez'i tanır mısın? Mahir Ölmez'i tanımıyorum. Kim lan o? Bilmiyorum artık ölü yani. Mahir kesin bugün ben özel mesajla rolbek isteyecek gene. Anlamak istemedi. Vallahi mekanı cennet olsun. Mahir'le benim rolüm olmuş muydu? Çok ara verdim ya. Niye öldü çocuk? Yani kalpten diyorlar. Öldü mü bilmiyorum. Ha, kalpten mi öldü? Yok ya, delik deşik etmişler. Amına koymuşlar. Yapma ya. Yazık. Halbuki her şey daha farklı da olabilirdi her şey. Oldu. Vallahi ben de biliyorsun. Ya bilmezsin, nereden bileceğim. B12 eksikliği var da unutuyorum. Hani acaba tanıyor muyum diye düşündüm de. Bilmem, kesin görmüşsündür. Neyse herhalde, görmüşümdür ne herhalde. Vallahi durma, devam. Çok Allah iyi. Rahmet eylesin, ne diyeyim. Şu an çok karizmatik hissediyorum. O dediğim iş bende yani. Aklında bulunsun. Eğer bir cacık olursa, bir daha sıkıntı çıkartırsa bizim bak delikanlılar geldi. Dolandırdın bizi ya. Arabamızın rengini bozdu. Şu arabanın rengini düzelt ya. Kim arabanın rengini bozdu? Ya bizim arabanın rengini bozdular ya. Eski rengi değil bu. Nasıl değil kim lan? Kim bozdu lan? Oo, bir 10.000 daha mı acaba? Bokunu çıkarmayın. Lan bokunu çıkarmayın. Mia gel gel, arabanın rengini bozmuşlar. Maaşı zam gelecekten de hala gelmedi bana zam. Ben bekliyorum. Evet. Araba nerede lan? Çalışıyorum ya. Efendim. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Allah'a emanet. Nereye, balığa mı? Yok, balıktan döndüm ya. He doğru. Ne bileyim, bir daha tutarsın diye. Yok, motor üstüne gidiyorum. Orada buluşacakmışız da şimdi şey dediler. Sen erken çık, 10 dakika sonra zaten ancak dersin dediler. İyi, biz de geliriz belki. Denk geliriz. Bence de tamam, hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun Junior Ring'e? Nerede lan araba? Burada önünde. Bu renk. Doğru değil mi oğlum işte bu? Bu işte. Bana benim gerçekten bu değil mi? Bu da bak. Aa, yanlış bak. Yapmış. Getir eski bini. Eski getir. Umurumda değil. Bak o abi, eski bini. Umurumda değil. Ha, seni var dayak manyağı yaparım. Bana bunlar senin adamların geldiğini ki bu renk dedi. Tamam dedi. Hayır, dedim. Senin adamların da gol dedi. Oğlum niye olmuyor lan? Benimkinin aynısı eski. Bir açıl bakayım, açıl. Aynı değil mi ya? Vallahi bana aynı gibi geldi, anlayacağız şimdi. Sadece bilgi kişilerine bunu koyabilirsin. Aynı be, ışıklanıyor. Aynı. Çık çık. Aynı değil, aynı değil bak. Sana Allah aynı değil, iyi bakın arabanı koyabilirsin. Aynı değil abi herhalde. Bir şey yarayın mı? Bu daha kötü. Ben şimdi de bu renk yaparım. Aa değil. Şimdi rengine bakayım mı? Sarı abi, bunu da bu renk yaparım diyorum. Aynı değil, değil. Değil mi? Sanırım seninki bir tık daha aç, aynı. Lan aynı lan, vallahi aynı. Hiç değil Mülayim, mi o? Yapacağın arabayı sikeyim. Abi bir şey arayabilir miyim? Sen arama anlamı dedi ki tamam. Dedi. Bunu koydum ben de. Tamam. Çok, çok şimdi iyi. Mülayim sen çok tamam. Hızlı bir şekilde alıyorsun. Araba açık mıydı bakayım. Saitama. Ha, Japonu ya, Japonu ya. Saitama çizgi gibi mi? Sinek yani. Şey değil mi o tek yumruk atanır? La aynı renk. Onu da var ama o değil. Hanımefendi yani siz sineksiniz. Yere bak ikisinde de. He.
aynı öyle gibi ama aynı gibi değil. Ton ben farkı var. Ben esnek değil adam mı? Ton farkı var. Araba farkı. Araba farkı araba. Mia dikkat et. Araba farkı değil. Yok yok hayır hayır. Hadi ya. Hayır hayır. Mülayimciğim. Aynı. Bıyığına kurban hadi bak. Bir şey arayacağım bak senin adamların puştu. Bana buraya eklediler. Öyle demek istemedim. Ulan gel lan buraya. Tamam. Aha. Amına kodum hafızız senin. Kilal lan. Hayır ya. Hanımefendi böyle sapıklarla öyle yok. Amma öyle şeyler demeyin. Aman diyeyim aman diyeyim. Bu çok tehlikeli. Facebook'tan kızlara kutsun falan. Abi beni dinle öbürküleri de buraya yaparım bak. Bu daha güzel olur. Allah'a emanet. Oğlum bir dakika bir şey söyleyeceğim. Siz bu adama piç dediniz. Evet tamam. Yok. Bu adama siyah piç demediniz mi siz? Siyah evet. Ve siyah piç dedik. Bunun yanında söyleme. Bunun yanında söyleme. Piçme. Piçme. Ha piçme. Ne piçme? Piçme oluyor. Ya ben sana söyleyeyim bak avuva. Şimdi başlayacak ha? Amma koyma. AJ Facebook'ta pipisini atıyor. Buna yok şey, avuva koyma amma koyu dersen çok tehlikeli şeyler olur. Dikkat et. Bir dakika arkadaşlar adamların mi? Da günahını almayalım. Siz buna nasıl bilgi verdiniz? Lan ne? Abi, oğlum lan. Hangi renk tam olarak? Tam olarak hangi renk olduğunu söylesen. Siyahın üzerine piçmiş. Piçini. Piç değil piç. Bir dakika. Bir dakika. Lan bırak lan. Bırak lan çalış. Gel bakayım. Abi. Senin elemanlar beni dolandırdı yemin ediyorum. Başka? Oğlum burada bunun dolandıran sensin biz değiliz. Bunun açığı olmasın lazım. Başka? Lan bu nasıl dolandırmak? 30 bin dolar zarar değil. Şimdi bir dakika acı. Açığı. Lan çalma lan şunu. Bu şey... Korna seçiyoruz korna. Korna seçiyoruz korna. Bu nasıl? Oğlum bu nasılı bırak lan. Bak gene 10 binlik olacaksın ha. Bir dakika bir dakika eski birini getirmem lazım böyle. Tamam get, dur getir onu da. Ben de bu öyle muydu? Dediydim dik. Daha mantıklısı var abi eski birine baksın boyasının rengine. Bak sonra bana... baksın buna işte ya. Mia nasıl dedi olmuş? Mia dedi renkleri söyledi. Ne dedi? Ne dedi? Siyahın üzerine peach şeftaliymiş peach diye geçiyormuş rengin evet. Adı. Şeftali. Peach. Ha bu. Tamam dur şimdi orada bekle. Abi bana siyahın üstüne şeftalidir aynısını yaptım ben de. Aynısını yaptı çocuk abi. Sen. Sen o adam mısın? Bana kafa karıştı bunun. As karıştırdım ya. Siz ne kadar benziyorsunuz lan? Gerçek çok ben karıştı ya. Ben vallahi gibi kurulmuş sandım ya. Yok yok o daha kara. Benziyoruz da değiliz ya. Lan oğlum çamurluğundan mı bakacaksın? Çek arabayı. Abi siyah üstüne piç yapmış zaten. Ya aynı. Gel sen böyle abi. Ya oğlum ah dur dur. Tamam. Bu mu? Bu mu? Piç mi? Siyah piç. Aha. Nasıl ya? Az önceki siyah piç. Siyah piç zaten şu an. Şimdi bak alt rengi normal parlak siyah üstü piç. Mia ben gerizekalı mıyım? Anlıyorum işte. Siyahın üstüne piç bu. Tamam. Bu işte bu. Ne oğlum adam oyalıyorsunuz? Aynı renk lan bu. Yok şimdi. Aynı mı? Siyah üstü piç de bu. Evet. Bu. Nasıl bu zaten buydu? Tamam bu. O zaman bu. Abi borcumuz 10 bin de var. İyi hadi bak. Bana bak. Kurtardın hadi 10 bin gitmedi ha. Var yine iyiyim ha. 10 bin kardayım vallahi. Oğlum gözünüzün rengini... Neyse tamam. Arkadan görüşürüz. Sıkıntımız yok. Bana bak düğüne geldiğiniz zaman... Hiç merak etme. Ha ona göre. Geldi mi hocam? Bak. Her şey kontrol etti. Hiç merak etme. Aynen. Ne düğün olsa? Kim lan? Evleniyorum. Kiminle? Evli değil misin usta sen? Bir daha bir Ser, daha. Ya, Ser abi Mia'yı evlenme teklif etmiş. Oğlum sunucuda fazla mı kız var? Evlenen bizden değil. Aynen aynen. Biz evleneceğiz. Bizdekiler evli. Tamam tamam sorry sorry. Biz de sizdeniz ya. Ben kız tarafıyım. Ben ikisini de tanımıyorum. Yalnız kız tarafı daha fazla para takar. Hemen tanışalım. Erkek. Ben Saru. Erkek.
Memnun oldum. Ben de senin yeni erkek tarafından şeyin, kuzenin. Ney? Benim erkek ne? Tarafımdan. Audrey. Senin erkek tarafından ne demek Audrey? Yani Allah benim Allah. Kuzenim misin şimdi, anlamadım. Evet, senin kuzenim. Abi. Senin tarafından gireceğim düğüne. Tamam. Caner'in eşi davet çok sorgulama. Ya, tamam. Mia, sen de tanış. Tanıştım ben, tanıştım. Ha, tanıştın mı? Tamam. Hı-hı. O zaman. Sıkıntımız yok. Düğüne başka gelemeyecek biri var mı? Tanışayım. Ne zaman düğün? Özür dilerim. Vallahi kısa zamanda yapacağız inşallah. Tutamadım yani. Senin tanımadığın kim vardır, ben çözeyim onu. Resmen reddedildim. Şş, bir ara ya. Gidelim de motelle falan tanımadığınız biri varsa tanışalım ya. Evet evet. Düğün kalabalık olması lazım. Evet, en az bir 64 kişi gelse yeter. Bizi sayma canım şimdi, oradan çıkar şimdi sen onu. Fazlası zarar abi. Bizim haneye çıkart içinden. Aynen çıkar. Bak ben abi, sana bir söyleyeyim mi? 65-60 aylık bir şey oluyor ya. Ya biz zaten şey düğün yapacağız. Mia, ben başka tanıdık şey yakın çevreye almayacağız ya. Efendim bizi sorun. Gayet mantıklı. Neden? Ha, bak şimdi jeton düşecek şimdi bak. Keşke şöyle 128 kişi şimdi falan bak, gelebilse ya. Düğün 64 kişi, tamam mı? Tamam abi. Masalar 64 tamam. Kişilik. İçinden evet. Bizim yakın çevreyi çıkardın mı? Ne oluyor? Gene düğün 64 kişi ama. Hani... Para da. He. Ha, anladın. Anladım. Peki Sarun, bir şey söyleyeceğim. Efendim. Böyle 128 kişilik bir salon tutsak olmuyor mu? 128. Düğün için. Aslında o gün belki ayarlarım ha. Evet. Allah Allah. Valla Allah Allah ya. Belki ayarlarım, kim bilir. Ne olur. Abi sen ya bir de 400-500 lira getirir. O günü getirme. Bana bak, kıyafet düzeni falan da siklemeyiz yani, herkes istediğini giyer gelir. Efendim, gelir misin abi? Ha, geldim. Dur, geliyorum, beni çağırıyorlar. Farkındalık için değil mi? Rengarenk. Bunlardan hangisi AJ? Ayıramıyoruz abi. Sağdakinin kalçaları mı büyük biraz? AJ'in de büyük ya abi, o yüzden biz. Bence sağdaki. Soldaki de. Döner misiniz? Bak sakalları da var, gördün mü kızın? Hayır, nasıl, onlara bakma. Sen nasıl bir kızsın? Puh, Allah belanı versin. Aa, sana bak seni. Sinek kaydı mı yapıyorsun sen? Natüralliğinize saygı duyuyorum ama midem bulandı ya. Eğitiyorum. Büyüyünce AJ olacak. Harbi ya, şimdi hayır, yanaklarını bu... öpsen diken batar ya. Hayır, bu ışığın bir oyunu. Siz niye bu kadar birbirinize benziyorsunuz? Eğitiyorum, eğitiyorum. Büyüyünce AJ olacak o da. Bir dakika, sakal bir yandır. Tamam sen dur. Sakalı uzatsa AJ'yi bu arada. Gıdıklarınıza bakacağım. Şu an zaten. Bir de ses tonunu biraz AJ'nin inceltmesi lazım. Benim mi? Işığın oyunu bu. Oldu mu? Biraz ışığın oyunu var. Işığın oyunu var biraz. Senin amına koyayım ben. Ay. Sen bir konuşsana bir. Yok dur ya. Konuş konuş. Konuşuyorum. Bir daha taklidim yapma, olur mu? Evet, tamam. Tamam. Ne olur ya. Tam bir şerefsizsin sen ya. Neyse, isim neydi? Memnun oldum. Maya ben. Maya. Arı Maya. Evet. Arı Maya, memnun oldum. Ben de Saru. Arı gibi memnun oldum. Kim biri yere Saru diyor. Efendim. Ne? İmdat arabanın rengini değiştiriyor. Değiştirmiyorum ya. İstemiyorum in şu arabada. Sen kaşınıyorsun ha. Abi arabanın rengini falan değiştirmiyorum. Yalan söylüyorum. Sen atladım, görüyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten merakımdan. Bu arabanın jantlarına kim mor çizgi attırdı? Ben değil. Ben de değil. Harbiden mor çizgi. Neden oğlum, mor bu? Bunu sen yaptın değil mi Mülayim? Allah bin belamı versin. Anamı görsünler ki. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yoktu. Bak annemi tokatman ya, yaptınlar ki ben yaparım. Hayır böyle bir şey yoktu. Şşş, Mülayim bir baksana, kaplama mı o? Belki çıkartabiliyorsundur. Bir bak bakayım mor çizgisine. Bakayım mı? Ustam çok seviyorum. E tamam, ben de Maya'yı çok seviyorum. Gel. Yok neyse, kaydı tamam. Üstten arabaya binmenin yöntemini bulmuştum. Ne oldu lan? Ha? Ne bileyim. Allah'ım ne yaptın? Koltuğa bineceksin işte, ne boşun? Hayır. Üstüne atlayıp şak diyeyim. Abi kaplama diyeyim. Very. Değil very. Miymiş? Değilmiş. Very. Yapma ya, iyi öyle kalsın o zaman. Mia'nın arabası zaten o. Bunu boyayalım ama. Yok boyama, boyama, hiçbir şeye dokunmadım.
Hiçbir şeye dokunma, bırak kalsın öyle. Ya kuruş para kazanayım ya. Miyan'ın arabası diyor ya, benim senin var, senin de araba ya var. Hayır yani, belki moru sen çizdirmişsindir diye. O yüzden hayır, ben yapmadım ya. Bir şey. Bir şey diyeceğim, Saran abi yokken sen bize demiyor muydun? Bu benim arabam, benim arabam, evet. Benim arabam. Öyle mi diyordun? Bir şey söylemedim. Şey dedi ya, ya sen benim de Saran abi gelince boyattık böyle bir meleğe dönüşüyorsun, ben de seni çözemedim ha. Ne biçim konuşuyorsun lan? Vallahi böyle yolla, ben sana söyleyeyim. Sen yokken adamı yani keserim, ayır mı? Ne? Kim? Purple. Ben söyleyeceğim yenge. Acaba bu marketin üstünü diye çalışanı var ya, o beni acaba o yüzden mi siklemiyor? Sen Saran abi yokken benim marketim mi diyorsun ona? Adamı bugün sordum, yine siklemedi beni. Üzerime oynuyorsunuz ama yemezler canım. Valla en son marketi alırken adamı öldürüyordu abi, henüz olsun. Ben yani onu araştıracağım. Barbie bebek gibi takıldığına bakmayın yengenin. Parçalar yani. Ya helal de lan. Hallediyorum ben. Kimin yengesi? Bizim. Senin değil abi. Hayır lan, benim değil zaten, sizin için söylüyorum. Bizim abi, bizim bizim. Parçalayıcısınız ya, aman ha. Dur gel gel, yol aç. Ya Milay'ım basma. Hadi gidelim buradan, başım şişti ya. Benim hadi senin gidelim. Aha öldü. Aha. Ne? Ne biçim nazara ya? Abi boşana da bilirsin. Yani şey yapmaya gerek yok. Korku. Ya. Efendim canım. Ne abi, üstüne geliyor bunlar. Neden üstüme geliyorlar anlamadım. Allah Allah. Demek ki araba benim diyorsun ha dışarıda. Siktir reis, hoş geldin. Sen bence senle şey evlenme teklif ettin diye kıskandılar abi, ben sana söyleyeyim. Olabilir. Kesin bir dakika, sen öyle bir şey mi bekliyorsun abi, benden? Kim? Kim mi? Yani o benim diyebileceğimi mi düşünüyorsun? Nasıl? Yani ben araba, dükkan benim der miyim sence? Demezsin, niye diyesin, benim altındaki arabayı bile sen aldın be. Hayır söyleme öyle, ölmez, senin ölmez. Benim yok işte. Ha, ben bunu rahat rahat söylerim. Hem öyle desem ne olacak? Ne yüzüğü mü atacaksın? Bizi kavga çıkartayım. Sen bir taktın, vereyim mi istersen yüzüğü? Oy. O kadar kolay mı çıkartıp atmak? Oy. Yani en fazla parmağımdan çıkartırım. Kalbimden çıkartmayacağım sonuçta. Allah Allah. Evet. Maya burada işte daha. Ne? Bu çok standart bir cevaptı. Standart ama güzel, etkili. Nereli bu? Ben göt oldum, tamam susuyorum. Bana da versene. Neyse şş. Terlemiş lan bu çekirdek, ıslanmış amına. Allah belanı. Yemekçiyiz be. Yemekçiyiz. Allah kahretsin. Bu kadar da olmaz. Aman sene bana kızacak. Sabah almış götümde terlemiş. Yoksa kızacak bana. Hadi avuma koy. Ne? Ya sen hala amına mı koyuyorsun herkesin? Evet. Ben sana ne dedim? Amına koy doğru bir cümle değil. Ama abi lütfen dedi. Falan da diyor ya. Ya oğlum ben geçen evet, gün öğrettim. Anlattık. Hatta bak, amına koy dedi. Ben de senin amına koyayım dedim, hani güzel gel, bir gel. Söz diye. Bana bak, senin amına korum tamam mı? Ben de senin amına koy. Hayır, en fazla ben korum. Tamam, ben de sana koy. Deneyelim mi? Deney. Tamam. Niye deniyorsunuz? Ya o, anlattık o ya sana, o öyle bir şey değil o. Nasıl bir şey? Kötü bir şey dedik ya sana. Ben hani bütün ayrıntılarına olursa bağlı kalarak anlatayım mı? Abi anlatsana. Bak, biz anlattık sadece, sevgilin amına koyduk. Beni taciz ediyor. Geliyor. Bir dakika durun şimdi. Lütfen amıma koy diyor. Lütfen. Tamam ya deme öyle, kimseye deme bak. Ya çok tehlikeli birine gider. Sen nereliydin? Ha, ben Saitama. Saitama neresi? Japonya. Ha Japonya, dur şimdi bekle. Aç şu telefonu. Dur, bana öğretmişlerdi. Ha yok. Abi dinliyormuş. Bak Jessica bilir, ben. Bekle şimdi. Şimdi neydi? Translate. Eyvah. Bizim çocuklar gibi konuşmaya çalışıyor. Dörde kadar devam eder mi yayın bilmiyorum ki kankam ya. Dur. Ben de kötü bir söz öğrendi sana desin mi? Saruha. Dur dur deme. Aman ne öğrendin söyle bakayım. İpole. İpole mi? İpole. Dur lan konuşunca. İpole biliyor musun ne demek? Dur bir dakika, bir telefondan bir şeye bakıyorum. Acemi imam gibi söylüyor. Ece'ye gitti. Türkçe. Amına koyayım. Aha Ece soyunuyor. Şimdi buradan bir Japonca'yı seçelim. Mia Ece soyunuyor. Yani sen adama onu korum dersen soyunur. Deme sakın, kötü şeyler onlar. Bak niye şimdi, soyunuyor ki? Şimdi sen Japonca zaten ana dilin değil mi sen? Hı. Ha. Bak şimdi burada diyor ki Oman koni suke sasate. Ha, anladın mı? Kadar.
Sen bize şimdi amına koy diyorsun ya. Aslında sen omana kostikone tuke sasat ediyorsun. Omana kamoka diyor ben. Ya şimdi sen benim sukama nasıl suke sasate yapacaksın? Soruha sakin ol tamam. Ben sakinim yani hani şimdi gidip benim ne zaman amına koy dersen birine kötü gününe denk gelir falan Allah korusun yani burası tehlikeli yer. Soruha sakin ol tamam. 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 Pişik oldu. Tamam ha. Ben ne diyecek unuttu ya. Ya bir şey soracağım. Senin bu Türkçe eğitimin kim veriyor sormasaydı. Ben ne diyecek o zaman? Sen şimdi... ne desen sen normalde ne söylemek istiyordun amına koderken? Seni seviyorum demek istiyor. İşte diyorum ya senin amına koyuyorum diyor. Ben de seni koyuyorum diyor. Seni tamam. Seviyorum ben de seni seviyorum. O zaman sen diyeceksin ki seni seviyorum. Seni seviyorum. Aynen. Böyle dersen güzel bir şey söylemiş olursun. Yani seni seviyorum demek bir saniye. Neydi lan Japoncu unuttum. Sokyo. Ha, watashi wa anana, yok watashi wa anata o shitemasu. İşim bitince gel. Kimi güldüreceğiz? Watashi wa anata o. Hangi ablaydı o? Asimatoko. Asimatoko mu? Ne bileyim lan ben de anlamıyorum zaten. Ama öyle bir şey yani. Seni seviyorum demek ashatima anata. Sukiyo. Sukiyo. Senin şey seni seviyor demek istiyor. Evet. Watashi wa anata wa ishitemasu. Aynen. Aynen. Washati maata sana maratas. O seni seviyorum demek. Watashi wa anata. O bak yavaş söylüyor. Watashi wa ben diyor. Anata o anata seni diyor. O ishitemasu. Seni seviyor. Aynen. Tamam. Neyse başka da bir Japoncam yok. Bu kadar. Ha güzel konuşuyor sana boş ver. Bak orada olay oluyor. Evet. Çok tatlı rol yapıyor ya. Benim sesimle milletin gülüşünle dalga geçiyorlar. Birebir aynı ya. Vallahi aynısı. Bir daha ne yapıyorum ben? Ne, gene taklit mi yapıyorsunuz? Yok ben benim gülüşümle dalga geçiyorlar. Ben çok yakışıklıyım. Bir dakika. Nasıl gülüyorsun bakayım. Bir espri yap Deni. Ya öyle nasıl güleyim öyle ya. Los Santos'un en yakışıklı adamı benim. Ne kadar komik ya. Abla gülmen lazım artık. Hadi. Ya ben kendimden barışık bir insanım. Hadi gül artık. Gülüşüm, bir gül bakayım. Gülüşüm komik olabilir ama. Bunun da bir senin. Yok. Öyle gül deyince gülmez ki. Aa. Aç bak ses kaydı aldıydın aynısı gibi aç. Duysun sana. Kim kişiledi lan? Adrian derelle. Ay çok özür dilerim. Küçük tatlış bir domuzcuğum aslında ben çaktım. Senden mi çıktı o? Maalesef. Ben anlıyorum. Sen kişniyorsun. Biz böyle işte giriyoruz. Tamir mi? Hadi Allah'a emanet. Abi ne Allah'a emanet. Allah akıl ederse hepinize. Tövbe yarabbim ya. Şşş hadi lan biz gidiyoruz yeter. Götümüz mekaniğe yapıştı. Araba burada araba. Hayırlı uğurlu olsun. Bak, fazla çalışma buralarda. Yine geliriz aynen. Maşallah bak bütün paramı aldım senin kocan ya. Of. Aldı mı? Sayonara. İyice görüşürüz bro fotoğraf atsın mı? Miyam aldım. Argın bu sen nerede? Twitter'a bak. Çok merak ettim. Ben çok seviyorum bu arada. Yok ya of ya. Ya. Kullanabiliyorum oğlum ben. Kanatlar yok da. Hani body builder gibi bu araba dönmüyor diye. Bir şey diyeyim mi sana? Araba güzelmiş. Memnun oldum tekrar. Mia. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Geliyorum. Hadi görüşürüz Yasim kendine bak. Görüşürüz Fıstığım. Konuşalım artık ya. Evet. Çok kalabalık bırakamıyor. Şunları bir yerden hep birlikte halletseniz bir şeyler var mı? Ece araba aşağıda. Ya ben burada müşteri olduğunu sanmıyorum. Fotoğraf çekip geliyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
Bu araba kimin burada bıraktınız bu S2000'i? EC alacak. Ya alsın biriniz işte. Tamam. EC fotoğraf çekiniyormuş yukarıda. Lazona sen nasıl alamadın ya? Aranızda hanginizin avcılık ruhsatı var? Benim. Biz hepimizi aldık ya. Şş, bu arada diğerleri bilmiyordur. Bana bakın. Emanetler geldi. AJ söyledi ya. Ha, 3 tane şey aldık. Oyuncak aldık bu çocuğa. Mutlu olsun diye. Ne olur ne olmaz böyle konuşuyorum. Niye bilmem. Belli olmaz biz yine şey alalım zaten. Eski bir nerede? O nerede? İşte senin şeyde Dani'de. Bakayım evet. Ben mekanikteyim. Geliyorum sana. Gidip alın lan adamı. Ben şu emniyet kemerini takayım da senin ne olur ne olmaz. Allah razı olsun. Rica ederim. Şimdi size iki tane opsiyon. Şu sağlam denilen adamın şeyini mi yapsak? Siparişini mi yapsam yoksa başka bir şeyler mi yapsak? Yok mu bir yerde bir etkinlik düzenlememiz? Ne etkinliği? Nasıl abi? Ne bileyim bir yerde bir canlı müzik falan ne bileyim. Olmaz mı? Vay eski işlerimize mi gireceğiz? Müziği kim yapacak? Sarıhan abi söyler ya. Sarıhan abi de böyle söylerim. Bir... Berivan söylerim. Berivan falan. Manyak mısınız lan? Acaba senin bana sözün var. Şehirde şarkı söyleyebilen biri var mı? Mülayim. Vardır bu arada abi net vardır ya buluruz. Şeyi de söylüyor, Kane de söylüyor. Kane çok güzel söylüyor. Yok öyle bir şey yalan söylüyorlar. Çok türkücüydü eskiden. Ne türküsü gerizekalı adım Kane benim. Mantıklı. Adım Kane. Acaba öyle bir ilan mı atsak? Beni köyümün şey yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Sen de iyi söylüyorsun. Sen, bence Sarhan sen abi. Söylersin oğlum. Bence de niye söyletelim bence oğlum. Başta Sarhan abi başla. Hayır hayır sanatçıyı bulduk. Benim beni var. Köyümün yağmurlar. Kasınlar. Tamam. Dur şimdi. Deni sanatçıların bir tanesi tamam. İkinci ben valla söyleyemem. Mülayim güzel söylüyor. Gitar da çalıyor. O rap söyleyen çocuk vardı o. Burada mıdır acaba? Durun bir Mülayim arıyorum. Aa, öpüş ne ben? Efendim abi. Mülayim. Hah. Şehirde yetenekli olduğunu bildiğin, telefonda şarkı söyleyebilen. Ben. Kimler var? Ben. Bir Kubile bir şey söyle bakayım. Ne yapacağım? Hemen şöyle kısa şöyle hani. Öyle bir şey mi var ya? Ya böyle bir küçük bir mırıldan bakacağım ses kalitene bakacağım ya. Ya güzel. Ha güzel mi? Allah güzel. Başka kim var? Ben. Valentina. Valentina kim? Gacı bizim dükkana çalışıyor. Öyle mi? Sesi güzel mi onun? Fena. Vallahi. Başka? Tarkan yok. Var. Tarkan söyleyebiliyor mu Tarkan? Dur onu da ayırırız. Tanık etmiyorum onu. Tamam dur kapat. Şey bekle hatta kal. Yani hatta kalma kapat arayacağım. Kapatmıyorum yani. Kapatayım abi karar ver. Kapat lan tamam. Kapat. Tarkan'ın numarası var mı? Varsa vereyim mi? Doğru. Ver bakayım. Dur bulacağım. Beyler siz de bir mekan düşünün bakayım. Şöyle çabuk kiralayabileceğimiz. Abi freestyle yarışmasına ne dersin? Lan freestyle kim yapacak freestyle'ı? Deni. Yapar herkes ya sen de denersin. Herkes denesin ne olacak? Aram olsun yıllar gözleri karaysa gel şimdi benimle oynama sakın ha. Bak gelir senden gelir gibi. Hissettik. Abi freestyle'cılar. Abi sen selamun aleykümle başlasana sen direkt öyle girecek gibisin. Selamun aleyküm aleyküm selam. Benim adım Saruhan senin adın ne lan? O abi senden olur. Söylüyorum 992. Abi böyle aralara bir iki şey serpmen lazım öyle ay falan evet. Tarzı. 34-66. Yapma falan. Durun lan bir attım bir telefondayım. Alo. Efendim. Tarkan Bey'le mi görüşüyorum?
Evet, benim. Siz kimsiniz? Saruhan ben, Saruhan. Ha, merhaba, niye numaranız kayıtlıydı ya? Ya çıkmadı. Böyle yeni hat aldım ya, şey telefon arıza yaptı da sim karta su kaçmış. Ha, anladım, geçmiş olsun. Ha, eyvallah. Şey diyeceğim, ya böyle biz bir yetenek avcılığı yapıyoruz. Bir ses mes var dediler, öyle duydum MİA'dan. Var az buçuk ya kendi çapımızda. Valla yani böyle bir organizasyon falan yapsak biz mırıldanırsın herhalde. Bugün mü? İşte bugün veya başka zaman onu planlıyoruz. Ha, başka zaman olursa olur, bugün pek olmaz gibi. Ya niye, şey mi, yumurta mı yemedin? Yani bugün şu an müsait değilim, başka bir yerdeyim de arkadaşlarla işimiz var biraz. Tamam, aklımızda bulunsun ama yani yetenekler listesine yazıyorum adını. Olur seve tamam. Seve. Eyvallah. İyi o zaman, Allah'a emanet. Sağ olasın, görüşürüz. Selam söyle Mia'ya. Aleyküm selam. Selam söylüyor Mia. Hayır. Sen de selam söyle. Cevap vermedi Tarkan. Tamam, görüşürüz. Tamam, hadi ya. Görüşürüz. Neden bana böyle yapıyorsunuz? Ne bileyim lan, uyuz oluyorum erkek sonuçta. Tarkan teğmen olmuş biliyor musun? Teğmen mi olmuş? Dur lan arayayım bir daha, bir hayırlı olsun diyeyim bari. Rütbe atlamış. Alo. Efendim. Ha, teğmen evet. Olmuşsunuz, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Onu söyleyeyim dedim. Yanın çok selamı var. Aleyküm selam, sağ olasın. Görüşürüz, Allah'a emanet. Görüşürüz. Tamam. Şimdi elimizde iki tane yetenek var. Biri mülayim, diğeri de onun şeyde mekanda çalışan kişi. Yapalım mı küçük bir şey? Yapalım, değişik olabilir. Yapalım. Hatta orada bir de freestyle. Üf. O freestyle yapan çocuğu buldun mu? Bekle o zaman. Yok. Hangi arabada var? Bizim bagajdan onda... alırım ben bagajdan. Sadece alırım. Sadece tamir kiti var. Abi açıkta gitmezsin inşallah. Bilmiyorum. Ufaktan bir sinirlenmeye başladım. Şu mekaniğe sorayım. Mekaniğe sorayım. Benim de başım ağrıyor. Şurada ağrı şey girdi. Var mı? Oğlum görmüyor musun? Kapı içinde duruyor ya. Bu kurabiyeyi kim bıraktı buraya? Ne istiyorsun sen? Yemek mi istiyorsun? Tamam oğlum, işte varmış kurabiye, kalmış bak burada, bayatmış lan zaten. Puh amına koyayım. Abi buldun mu? Buldum. Bu arada mideme kramp hadi girmeye başladı. Hadi canlı müzik, hadi. Hadi canlı müzik yapalım. Mekan. Benim hadi. Arabaya binecek var mı? Seri mekan ben... düşün. Mekan. Şeye gidemez miyiz ya? Bu Gölbar mı neydi? Gölbar'a gidelim mi? Oğlum Gölbar orada şeyin değil mi? Tarın değil mi? Ya illa sahibiyle konuşmamıza mı gerek var? Gideriz. Oğlum buradayız. Orada söyleyelim. Ben... Ha, oradaki şeyle konuşurum, oradaki çocukla. Halleder ya. Adamın mekanını canlandırırız, ne olacak? Bakalım buralarda. İstiyorsanız şehir içi taraflarında bir şehir şey yaparız. Şehir içinde yapalım ya. Ya da böyle tatlı bir şey konsepti yapalım. Hani böyle nasıl diyeyim? Böyle lüks bir mekan değil de hani böyle köşede oturmalık, elde bir tane bir alma, böyle açık hava. Sahilde olur sahil aslında bir yer. Sahilde olur. Ya bir yer olmasına gerek yok. Sahile gidelim dedik ya. Bu jet ski kiralayan adamın orada yapalım bak. Hem millet jet ski'ye de biner. Hayır bak, o zaman işin boku çıkar. Ha. Hadi o zaman jet, hadi bekleme yapmayalım. Sen tamam, ilan geç. Abi o zaman sen bir ilan geç. Ne diyorum böyle canlı... Canlı müzik olacaktır. Şarkı söylemeyi bilen gelsin. Bir dakika ya, ben niye bu arabayı... Tam olarak öyle diyorum bak. Şarkı söylemeyi bilen yoksa canlı müziksiz canlı müzik etkinliği de. Freestyle'da ekleyin bence, yapacak gelsin. Ya ikisinden birini yaparız ya. Ha, haberi olsun gelecek adamın ya. Arabada kim var? Ben varım. Yok, arkada. Ben varım. Ha tamam. Atacağım yazayım. Bir de harçlık koydum. Mekan konum nereye gidiyoruz? Bir dakika. Bir dakika.
Şey mi senin ya? Alo. Efendim. Hatta bekliyor mu hala? Tamam oğlum bekle, ben şimdi mekanı ayarlayıp haber veriyorum. İyi, ben yapıyorum, hadi yaptım. Tanıdığın afişi var mı? Ya da siktir et afişi, boşver. Yatıyorum ben, hadi iyi geceler. Nasıl yatıyorsun oğlum? Beni haber et, ben de yatıyorum. Oğlum ne diyorsun işte, daha yeni ilan attım, görmedin mi? O bugüne miydi? Bugün oğlum, içi mırıldan git lan, ne olacak? Ya bu saatte etmek var mı? Ama saat kaç oğlum daha, sabah ya. İşte sabah etmek abi. Tamam, sen bugün yalan mısın? Ben bugün yalan et. Yarın ben söyleyeyim zaten. Tamam o zaman, tamam. Tamam hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Oğlum bunlar şey diyorlar ya, geç olur falan diyorlar. İstiyorsanız adam gibi organizasyon yapıp yarın yapalım. Abi yarın yapalım. Biz bir ava çıkalım. Saate baktım da. Tamam gelin bir ava gidelim biz. Dur bir dakika ben. Ya bir şey diyeceğim, av yerine arabamı parçalasak ya. Aslında biraz para da lazım ha. Bana da lazım. Abi bayağı iyi bir düzeltme oldu. Aynen. Şimdi bana bak. Ne yapıyoruz şimdi? Karar verin. Av mı araba mı? Şimdi bak. Araba parçalayabiliriz, av yapabiliriz ya da balık tutarken efkarlı şekilde hikayelerimizi anlatabiliriz. Sen bugün böyle bir zehir atasın var belli. Ne bileyim, fark etmez. Yani bize birlikte... bir küçük bir para lazım, bak ceplerimiz boş. Araba parçalayalım. Birlikte hava çıkamayız zaten abi. Tamam o zaman bak şöyle yapalım. Biz arabayı okutalım. Tamam mı? Ondan sonrasına bakarız. Ama bu sefer sonu... Aa. Ne oldu? Ne oldu? Benzin içtim. Bence biz araba parçalayamayız ya. Parçalarız. Ben pek düşünmüyorum. Bu saatte adam kapanmış olabilir. Adam evet. Yatmış olabilir ya, oradaki çalışanlar malışanlar hep çalışmıyordu. Ben bir gidip sorayım mı? Yok sorma. Ben bir gidip sorayım bak. Yoksa AJ gel seninle bir soralım. Bir sorun bakayım. Evet. Ama sorunca bile hızlıca gitmemiz lazım orada. Saruhan abin yanından al beni. Ben geliyorum. Polis vardır abi ya. Oğlum arabanın rengi bu değil mi, bak eminiz. Evet abi. İyi tamam. Hadi siz bir sorun gelin, biz de bir bekliyoruz. Şimdi ya bu çocuklar sana niye yükleniyor bak. Bilemedim. Onlar bir bence duygusallaştılar evleneceğimi duyunca. Kıskandılar mı diyorsun seni? Yok kıskanmazlar da hani şey... Bu kim lan? Kim ya? Oğlum pijamanla ne geziyorsun? Uyku tutmadı ya. Allah Allah. Öyle bir gezem dedim ben de. İyi yapmışsın. Şimdi bana bak, senin sesin güzel mi? Ne konuda? Şarkı mı? Yok. Freestyle atıyor, freestyle atıyor. Sen atıyor musun freestyle'a? Yok ben atmıyorum. Niye? Atıyorsun, duydum ben daha önce. Onlar da hep yenildim ama ya. Olsun, yapabiliyor bak dedim sana. Yakında çok güzel bir etkinliğimiz var. Büyük ödüllü. Ne kadar ödül? Serbest stil atacaksınız. Tamamdır, bana uyar. Onu yapacağım işte sen arabayı alırken. Tamam o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. 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 Ben bir sorup geliyorum. Okey ben sorma direkt... Bakalım. Adam ödülü sordu amına koyayım. $500 deseydim al gelmezdi herhalde. Gelmez muhtemelen. Şimdi girişler $500 olsa. $500 ne sanıyor? Yok o, ya onu ben... Siren var. Sahilde yapacağız diye dedim. Sormadım ha, daha. Mekanda yapınca... Ha, mekanda yaparsak 10.000'i var. Mantıklı. Bunlar beni sevmiyorlar mı artık? Niye sevmesinler ya? Şarmacaklar. Ben bileyim çok yüklendiler. Yaparım dedi. Tamam, çık hemen arabayla alayım seni. Ne oldu, açık mıymış dükkan? Açıkmış. Arkaya gidiyorum. Arkaya gelme, normal gel. Aa, normal geldim, geri dönüyorum. Çabuk ol, çabuk. O zaman gel, biz de şeye gidelim. Nereye? Gidelim. Neredesin? Oğlum yanındayım, dur. Bin. Yakalanacak mallar şimdi ya.
Hepiniz yapıyorsunuz değil mi? Polis ya geliyor, bari... polis geliyor. Lan polis oğlum, nasıl geliyor? Arıyor ya. Tamam biz benzin dolduruyoruz, sıkıntı yok. Ah gözlerim. Normal yap, normal. Tek araba. Normal bak. Sarım, normal bakarsam ben bugün sana alıyorum. Bakamam bir daha, uyurum. Allah Allah. Allah. Normal bak. Uf. Yakın zamanda kadınlar arasında dövüş. What? Şmiya. Efendim? Yakın zamanda kadınlar arasında dövüş müsabakası düzenlenecektir. Sana iki tane vuruş tekniği öğreteyim mi? Katıl. Öğretsene. Harbi mi? Evet, hepsinin içinden geçerim öğretirsen. Şunların içinden geçmen yok mu? Var bu arada. Kaç paraymış? Bilmiyorum. Bir sor bakayım. Dur bakıyorum. Dur ben mesaj atarım. AJ çanta satılıyor mu orada? Ya nereden bizden iyi dövüşüyor lan? Şifreyi anlatayım. Ah oh, karnıma kramp giriyor. İnanılmaz. Açlıktan karnıma kramp giriyor şu an. Çok iyi. Yani çok iyi dediğim. Yani adamın dediği her şey çıkıyor tek tek. Bir tek başım ağrımadı. Kaçış arabası hazır. Ben bir tane de çanta istiyorum. Tamam şimdi yapıyorsak biz araba indirmeye gidiyoruz. Hı hı. Teşekkür ederim. Size kendi eğittiğim canavar panteri getireceğim. Hangi panter? Pembe panter. Bizim arabayı kilitle. Attın mı? Evet. Bir en az 25 bin düşünüyorlar. Çanta al, çanta al. Burada kilitle, benimle gel. Çantam var arabada ya. Bu arada silahımız varsa bence soygun planı yapalım. Ben bir tane plan üzerinde şey yapıyorum, çalışıyorum. Geçen konuştuğumuzda Saruhan abi bana şeyden bahsetmişti. Bir yerden bahsetti. Şimdi radyomuzda konuşmayalım bunu. Yok lan. Aman abi. Canım, bir şey diyeceğim. Bir şey yapmıyorum ya. Ha kız söyle. Kız kılığına girip şuna mı katılsak ki? Onu illaki deneyen olur oğlum. Mia şeyi otoparkın birini şey biz yapsana. Küçük bir kaza geçirdik, birisini hastaneye yetiştiriyoruz. Fark ediyorum ben sana, devam et. Aha şurada bir tane araba var yolda. Hani? Arkada. Geri git geri. Git 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 git. Sağda gördün mü? Gördüm, beyaz. Hı hı. Bakıyorum. Motor. Arızalı o ya. Tekeri patlak. Yapma ya. Evet. Tamam, otoparka gidelim. Etrafta siren sesleri var. Biz araba bulmaya çıktık. Araba nasıl bulacağız? Bak bu, solda da bir otopark bile var. Enerji yalan var mı? Ben gitti bunlar. Ya kırmızıya gelsiniz de kırmızıdan alın. Evet evet, kırmızıya geliyorum.
Çık buradan. Sağ. Buralarda polis geziyor. Sağ. Geçtik geçtik. Bizim S2000'i birinin kitlemesi lazım. Kırmızıda bıraktım. Geliyoruz. Hallederim ben. S2000'i kitlemeyi unutmayın da. Ben bu arabaya şey benzin koyacağım. Saruhan abi kitledikten sonra arabayı denedin mi Jaguar'ı? Sıkıntı yok değil mi? Yok da bence başka bir sıkıntı var neyse. Ne oldu? Ya oğlum polise bildirim gitti hep. Siren sesi çok duyuyorum. Ne? Alan gitti mi? Bekliyorum ben senin çıkışta. Etrafa baksana polis morisi var mı? Ben bir kıllandım. Temiz. En azından benim çıktığım taraf temiz. Şimdi plan ne? 9 kere yedirdik, 10 kere de yediririz. Ben bagaj mı yine? Yok. Ne siktir etti, araba çalışıyor. Salam abi. Efendim? Bir ileri gitsene. Neredesin Saru? Ne oldu lan? Sür bakayım bir. Polis. Durun hareket etmeyin, farları kapatın, durun. Ben içerideyim, bir sorun mu var? Ya yenge sen bir soran abi bir baksana, ben mi yanlış görüyorum? Ne oldu? Saru? Efendim? İyi misin? Ben iyiyim. İyi, bir sıkıntısı yok, ne oldu ki? Bak bakayım kötü gibi miyim? Ben de sıkıntı orasın, tamam. Yo. Tamam. Bayağı iyisin. Hadi o zaman gidelim. Hadi. Kucak yapıyoruz, aynı taktik. Aynen. Ben burayı her zaman kaybediyorum, biliyor musunuz arkadaşlar? Her zaman. Hep sağda arıyorum. Kaçış hazır mı? Yanıma gelip enerji içeceklerini almanız lazım. Hallederiz. Yo, maske demek için söylemedi onu bu arada. O yüksek ihtimal beni görmüyor. Kim bak bu? Hangisi bu? Kim bak bu? Hangisi bu? Verin oranları arkadaşlar. Verin oranları. Patlamak yok. Ne o patlamak? Ne zaman patlamışız oğlum? Biz market soymuşuz. Kasiyer soymuşuz. Ondan sonra aklına gelecek her şeyi soymuşuz lan. Sırada kuyumcu var. Saruhan abi. Efendim? Baktık polisten koşa koşa kaçamayacağız. Bence saklanalım, takalım bıçağı amına koyayım. Yok. Siz iyi alıştınız ha. Taktik saklanmak değil de şey değil mi? Araba. Ulan yolumu bulamadım amına koyayım. Efendim? Hatırladım. Ben bir etrafı kontrol ettim. Sıkıntı yok gibi.
AJ. Evet. Seni orada bırakırsak panik yapma, yakalanmıyorsun bir şekilde. Allah Allah, laf mı soktun? Tecrübeliyim biliyorum. Yo. Ariyet'ten seni bırakmamıştık, gayet de aldık geri. Çantamda enerji almak ister misiniz? Evet, istiyorum. Buyurun. Şimdi diğer araba yerinde mi? Hazır hazır, herkes hazır. AJ de hazır. Kucaklamayı unutmasın birisi. Ben alırım seni. O zaman hazır olduğunuzda. Ya da kim alırsa. Galiba patladık arkadaşlar bu sefer. Hazır mıyız? Ben hazırım. Ben de. 3 2 1 Emniyet kemerlerini söktünüz değil mi? Ben buradan geçtiklerini söyleyeceğim. Evet, senin söylemen lazım bize zaten. Bizi kovalamaları Allah lazım zaten bu planda. Bende de bıçak var, haberiniz olsun. Ne olur ne olmaz gerekirse diye saklıyorum. Yetişecekler gibi de bakalım. Bir ses duymadım henüz. Polis tek arabaydı bu arada, unutmayın. O yüzden aynen. Çok sıkıntı yaşamayız. Geliyorlar. Siz henüz geliyor. Gelmediler, bekleyin. Girdiklerinde söyleyeceğim. Bence bir şey olmaz ya. Hadi oğlum, hadi bu sefer sıkıntı çıkmasın. Girecekler. Kaçalım girdiler. Mı? Şu an girdiler, geliyorlar. İkinci arabayı da duydum. O da girdi. İki araba girdiler. Kaçıyoruz. Koş koş. İki araba girdiler oraya, içeriye. Birisi buraya bakıyor. Önünüze çıktı. Deni mecbur. Allah kahretsin. Önünüze çıktı. Aradan giriyor. Koş. Aa, şuna bak. Değil mi böyle? Aa. Koş. Dur. Kaç sen. Aşağıda düştüm. Ah, ya bu ne amına koyayım ya, 2.5 metreden. Bir polis indirdim, AJ bas. Toran abi neredesiniz, alalım sizi, neredesiniz? Bırak elindekini. Elindekini bırak. Kal olduğun yerde, bırak elindekini. Bırak yere elindekini. Neyle vurdunuz lan? Binbek, canın yanar, merak etme. Etrafa bakarak olun. Arkada! Hadi lan! Hadi! Aslansınız lan! Kaç abi! Oğlum dur, koşamıyorum zaten! Ah! Atla gitmemiz lazım. Başımıza büyük bela aldık. Kolumu sıyırdı benim. Fırla amına koyayım. Bin bakmadır nedir, bir şeyle vurdu amcık. Çıkamazsın lan, çıkar mısın? Çıkar tabii çıktı, ya. Çıktı. Çıkarsın. İyi misiniz? Kurşun yer var mı? Ben yedim. Sağ kolum kanıyor, çok kötüyüm. Oğlum var mı böyle ağrı yaralı lan falan? Ben iyi kontrol edin üstünüzü. Var. Kim? Yok. Kane? Ben Kane? De kurşun yedim, bir şey yok. Ne yaramayacağız? Kane'i biz hastaneye götüremeyiz. Siktir. Bekleyin dur. Bekleyin, arıyorum. Sağ kolum abi, bize de yardım etsin. Abi sana ne oldu? Bana bir şey yok. Bana bin bak mı ne dedi? Bir şey dedi. Oğlum geçer şey. Ağrısı şimdiye, geçer onu. Yanıyor. O plastik mermi. Kolumdan çok kötü vurdu beni, orospu. Bünyamin. Ne oldu abi? Neredesin lan? İhbara gidiyordum şu anda. İhbarın amına koyayım, kime gidiyorsun? Bilmiyorum ya, şey normal sinyal tanımıyorum. Tamam, başın doluysa bir başkasını arayacağım. Abi hallederim ben, sen kolumu gönder. Başkası. Tamam, dur. Gönder. Tamam, atıyorum. Tamam, gönder. Atıyorum.
Bu Bünyamin bence şeylere gitsin. Tiplerimizi gören oldu mu? Nereden görecek? Kamuz gözümüz kapalı. Maskeli. Yok yok. Polislere gitsin abi. Kıyafetleri asla bir daha giymeyin. Polislerin rolü kilitlenmesin. En sevdiğim parka. Ya bana bakın. Benim bir tane yeni tanıştığım bir doktor var. Şu Ferit midir? Ferit doktor mudur nedir? Güvenilir mi ona? Ben ona güvenmiyorum. Abi Bünyamin'e ulaşamadık mı? Bünyamin gelmiyor mu? Ya gelirim diyor da bir başkasına gidiyorum. Beklememiz herhalde lazım. İhbar diğerlerine gitti. Tamam ama beklememiz lazım. Başka doktora güvenemeyiz abi. Tamam o zaman biraz bakayım şu şeyin kapşonluğunun yarısına bakalım. Ne oldu? Bir dakika. Kapşonlu sen vuruldun değil mi? Evet. Yarraydın. Yarraydık. Kandan bulacaklar bizi hepimizi yarraydık. Bir dakika bizim üstümüzü değiştirip geri dönüp... Beni de vurdular. Hiçbir kan, şey alamayız. Tüm kan şeyini temizlememiz lazım. Hiçbir şey öyle bir şey yapamazsın. Doktorum oraya yerel polisler de gidecek. Oraya yerel şey polisler diyeceğim. Gider şimdi. Konumu yolluyorum buraya. Ben derede vuruldum. Yalnız ben de vuruldum. Derede vuruldum ben de işte ama. Benim de kolumdan damlayan kanları net bulmuşlardır. Evet, bulmuşlar. Yarraydık ya. Oğlum iyi misin? Aa, oturamayacağım galiba. Yat şöyle sana. Oha! Kordi amına koyayım. Baskı falan mı yapsak? Dur bekleyin. Neresinden vurulmuş? Kürek kemiği galiba baksana. Durun be. Dur tutayım ben. Bünyamin. Alo. Sen ihbarı nereden aldın? İhbarı parçalama bölgesinden tamam. Geliyordu. Geçen beni kaçırdın demiyorum. Tamam işte oraya mı gidiyorsun? Yok oraya başka bir ekip gönderdim. Aa ulan sen gitseydin keşke. Biz orada bir küçük bir müdahale yaşadık da. Bizim çocukların böyle bir kanman damlamıştır. Vuruldular çünkü. Orayı nasıl hallettiririz? Onların durum bilgisini alırım ben. O birini hallettirelim. Ne para istiyorlarsa tamam. Veririm. Hallettireceğim ben. Harbi mi lan? Tamam. Hallettirmeye çalışayım. Hadi bakayım kurtar bizi. Tamamdır. Adamsın tamam. Lan. Görüş. Şş, ben Bünyamin'i aradım. O kan işine bakıyorum dedi şimdi. Tamam. Direnin biraz. Abi ben... o kanı temizlerse çok kötü patlar. Söyle ona sakın öyle bir şey yapmasın. Hayatını sikerler onun. Oğlum herhalde şey de yapmaz onu. Yap abi yok vurdular bizi. O kanı bulamazlarsa onun harbiden hayatını sikerler. Onun işi patlamasın. Abi ben tüm gücümle bastırıyorum ama tişörtümde kan oldu. Ne oldu? Durmuyor. Bünyamin başını belaya sokma. Ben gelmek üzereyim arkanı hastaneye gönderiyorum. Tamam ama girme o topa istiyorsan. Şimdi bizim çocuklar uyardı. Tamam. Peki. Tamam hadi görüşürüz. Bakacağım ben. Sen bak. Neresi kanıyor Kane'in? Körek. Körek. Kalça kısmından ve bilinen bir adet mermi girişi bulunuyor. Baksana oha. Başka yeri kanıyor mu diye. Oha Mia iyi misin? İyiyim düştüm ben sadece. Ben niye inmiyorsam sanki? Konuş devam et sen Kane bayılma. Bayılma sakın. İyiyim ya benim plastik bir şeyle vurdum. Tamam, kanman yok bende. Benim sweetim durdur. İyice bir baskın. Ben tüm gücümle bastırıyorum da. Acıyor mu buralı? Biraz acıyor. Acıyor da. Bastır. Çok önemli değil ya. Ben de bayılacağım ananı sikeyim. Kolumdan çok kötü vurdum. Bu da benim kanım bulamazlar. İyisin sen. Bende çok bir şey yok. Bıçak tek atıyor ama o silah yedi mermi. Abiciğim mesafe korumaları lazım. Silahla normalde bıçaklı adamın karşısına koşmazsın. Ama kalabalıktık. 3vs4 müydük bilmiyorum orada. Mesafe koruyacak abi. Vuramadılar orada yani. Hani benim gördüğüm o. Bünyamin. Polislerden ihbar geliyor bir saniye. Ne diyorlar? Ben dinleyeyim be. İçeriye giri sağlayın diyorlar falan bir muhabbet var da. Olay yerini inceliyorlar herhalde. Diğer türlü bulurlar çok kötü ya. Evet açın bu sefer patladık. Kane'in durumu çok kötü. Önce onunla ilgilenmen lazım. Aynen sen şeye bak. Kane'e bak. Çıkar yolu bulmamız lazım. Kaçar yolu falan yok. Oğlum polisler peşimize düşecek. Kaçak hayat yaşayacağız.
Oğlum hepiniz mi yediniz mermiyi? Herkes yedi. Çok güzel ben, sosyalleştik. Ben oradaki lağımda yedim. Zaten bize ulaşan sana da ulaşan abi. Ben sizi bir tanımıyorum ki. Bir saniye. Aa. Dayan oğlum dayan. Sen yemediysen bilmiyorum. Şey kan bırakıyor mu yere? Aa en kötü Tarkan'ın şeyini kullanırız. Ama Tarkan bad cop değil, giremez o rollere ya. Girmez ya. Andrew'u mu sıkıştırsak? Watkins. Ulan Watkins'in zamanında bizim rol pası vardı Alpaslan dönemi. Aslında var ya onu hiç kullanmadık ha. Ama o da fazla şey olur oğlum. O kadar da değil ya. Yani her yediğimiz suçlu adamım var ya. Olay yeri bölgesine gitsen abi. Hurdalık'ta etrafı bir kolla. Bana durum bilgisi ver. Abi. Efendim. Tek çıkar yolumuz var. Marketin üstünde bir kaçak hayatı yaşayacağız bir süre. Ya gerekirse ya, yaşarız oğlum. Önemli değil de. Markete gelmezler mi? Her yerde fırıl fırıl bizi arayacaklar yuvarda. O zaman... Ve bayağı büyük suç işimiz vardı. Bir... 5 tane polisi yaraladık. İşte bilmiyorum. Aa. Bir şey yapmak lazım. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Yok. Kurtarmak için. Kurtarmamız lazım. Ya seni alsalardı? Sen yaralandın mı abi? Bende hiçbir şey yok. Bir bacağım morarmış amına koymuş da o sıktığı neyse. Hmm. Helikopter eminsin sesimi alıyorum ben. Eminim oğlum. Yarana falan vücuduna bakalım. Eğer bir gıdım bile kan düştüyse sen de paketsin ona göre. Hayır hayır hayır. Hayır. Sarıhan abinin kanı düşemez. Binbek'ten kan mı düşer? Aa. Kan düşecek tek insan sen, ben, Kane. Belki yenge seni vurdular mı? Beni vurmadılar da. Sen arabadan düştüm. İndin mi? Ben arabadan indim tabii. Doktor oturabilecek miyim? Sen köprün... Oturursun oturursun. Kimseyi bıçaklamadım. Sen ne yaptın? Size niye? Destek vermeye koştum. Motivasyonel mi? Kane'i aldım daha ne? Oğlum Kane'i aldı o taşıdı bu kız haliyle. Kane'i aldım ne? Oh. Siz yaralı yaralısınız. Oh. Deniz sen bir bana şey yapıyorsun gibi ha. Yok reis ya takılıyorum. Büyüyemin var mı bir haber? Durumu nasıl? Yani götten bir 20 gram eksildi. Doktor ne? Polisler ne? Götten yedi ki. Ne durumdaydı polisler? Olay yerine giriş sağlamadım ben. Sen polisin yanına gitmedin mi? Konum değiştirip araçla geldim direkt. Başka o direkt bize yardıma geldi oğlum. Boşver polisler. Şeyinin durumu da önemli. Adam baksana parmak arası terliğiyle fırlamış gelmiş. Ameliyat terliğidir o ya. Çok şey yapma. Oğlum şu Bünyamin'e bir gün bir kıyak mıyak geçelim oğlum. Bu adam hayrına çalışıyor ki bize ya. Ya hatamız ne oldu biliyor musunuz? Ben size patlamamızın sebebini söyleyeyim. Öncesinde polis var mı yok mu diye bakıldı ya. Orada zaten bunlar bir kıllandı. Onlar yakın takılmıştır eminim. Devriye atıyorlardır. 3 dakika sonra gidip su ayarsak çökerler amına koyayım. Bu kadar basit. Yok vallahi. Valla olsaydı şöyle toprak içinde yapmazdık ya. Harbiden ya. Yapacak bir şey yok ya. İdare edeceğiz artık. İyi temizleyeceğiz. Var mı öyle bir planınız? Para mara biriktirip aslında... Araç parçalımız sıkıntılı derken ne gibi sorunu var? Yok düzeltelim ya. Ne parası? Var mı öyle bir planınız? NPC de yok. Yok yok. Aynen. NPC olmadığı için camış gibi gözüküyorsun. O da doğru. Doğru. Çok yanlış zamanda yaptık. Neyse. Belki bir baga maga girmiştir. Kanban yoktur amına. Zikra hemen kanların database'ini sil. Siz tanıştınız mı daha önce?
Bünyamin'le. Biz mi? Evet. Tanıştık herhalde ya. Hastanede denk geldik ya. Ha iyi. Çok muhabbetimiz olmadı ya. Koruyun kollayın yani. Bünyamin ne zaman sıkıntıya düşsek yıldırım gibi ulaşır hemen. Ben bayağı tanıştım ya. Bünyamin abiyle sağ olsun. O ne o? Sürü dünya antibakteriyel mi? Aynen antibakteriyel. Mikrop abi buradan toksikler gidip polis yayıncıları çok darlayıp rollerine karışıyor. Fair RPVS. Bizde Fair RP diye bir şey yok abi. Fair RP. Seni geçin zaman açarsın hava alsın iyileşmeyecek yoksa. Nasıl geçeceğim ben buradan serin bir yere? Kurallarda seni yazıyor arkadaşlar. Forumdan bakabilirsiniz. Bildiğiniz low RP serverlarındaki gibi değil bizim. Yok ederim ben seni sen razı ol. Ama şimdi darlamayın abi niye darlıyor? Polislerin yaptığı bir hata bir şey yok ki. Ben sağ kolumdan. Yurttan sesler korusu. Bak abi. Bak. Ne oldu? Benim abi yaptı. Benim disk kapakları parçalanmıştı. Ne yaptın lan? Disk kapağı mı taktı? Platin mi taktı çocuğum? Aynen protez taktık ya. Tipi başına. Diyor ki bir haftaya kalmaz. Normalden daha güçlü olurmuşum. Olur tabii canım. Minete sağlam vursun dizimi. Bura dikiş gerektirir mi biz ya? Biz fail yaptık. Nasıl fail yapmışız? Gerektirir, gerektirir. Kancık kardeşim, açılmış. Poliste silah gücü var, teaser gücü var, beanbag gücü var. He. Anladın mı? Bıçaklanmayacak abi. Böyle saçma bir şey yok yani. Alacak pozisyonunu, çatır çatır sikecek. İki tane polisin olduğu yere dört tane adam bıçakla rush atıyorsa... burada bir fail yoktur abi. Şimdi dikmiyorum. Bandajın dışına kan çıkarsa açacağım bir daha bakacağım. Yenge senden alır. Bakayım bizim sana. Ben en son. Ece. En iyi durumdaki benim. Beni sıyırdı kolum. Ya nişan çalışması değil. Polislerin eğimleri iyi. Vurabilir abi. Vurmak istememiştir belki. Bıçağın OP olduğunu biliyorum. Ama mesafeyi kurduğun zaman bıçağın... hiçbir şey yoktur, etkisi yoktur. Hayır, vurulduktan sonra bıçaklamak diye bir şey yok arkadaşlar. Atladığınız şey oradan doğuyor. Artık bizim oyunda GTA'da senkron hatalarından dolayı aman bir tane mermi yedin diye ah kolumdan vuruldum yere düştüm, bacağımdan vuruldum yere düştüm HRP'sine girmiyorlar. Girilmediği için de biz de diyoruz ki ağır yaralı rolü sistemsel olarak öldüğün andan itibarendir. Yani öldürmesi lazım polisin. Yoksa hiçbir anlamı yok. Çünkü diğeri diyor ki ben vurdum seni. Diğeri diyor ki ben vurulmadım. Kurşun izi gelmedi diyor. Konu kilitleniyor. O yüzden öldürene kadar sıkacak öyle bir durumda. Sistemsel ölmedikçe rol devam eder. Bunu denedik. Biz de zamanında o diğer arkada ya bilip bilmeden konuşmayın abi. Diğer toksiklere söylüyorum. Yarın bize öğretmeyin bu işi yani. Her şeyin bir sebebi var. Eğer sen sistemsel olarak ölürsen ölmüşsündür. Polisin seni öldürmesi lazım. Yani gerçekte değil yani sistemsel olarak. Sende ne var abi? Bende bir şey yok. Bin bak mı ne onunla vurdumuş. Ayağım mosmor oldu. Plastik mermi atmış dur. Bekle onunki kolay. İlk mermiyi atan kazanır değil. Biri hard RPG'ci. Ben mermi yedim diyor yere düşüyor. O adam ertesi gün biriyle kapışmaya gidiyor. Önceden vuruyor. O vurulan bu sefer ben vurulmadım ki diyor. Sonra diğeri de... Bileğinde mi? Aynen. Bak hemen sağ dizimin altında. Ya bunun sonu yok arkadaşlar. Bunlar yaşanıyor ve ona göre bir takım sistemler oluşturuluyor. Hikaye bundan ibaret. Öyle dediğiniz gibi olmuyor işler. Bıçaklı kişi polis üstüne koşuyor, polis teaser atması ya. Hayır. Bıçaklı biri polise koşuyorsa polis onu amına koyar abi. Ne oldu Fulya'cığım? Şu an bir yemek yiyorum. Haber vereceğim sana. Dur Du geldi de. Yara kapanma ösüyor. Bana mı dedi? Var mı senin ağrın sızın? Çok hissetmiyorum ama. Uyuşuksun şu an. Bel altını uyuşturdum. Bir aşağı çözülmeye başlarsın. Hep merak ettiğim bir şey vardı. Ha. Daha siktir et ben verdim. Evet hava karanlık.
bir aksiyondasın. Rushlıyorlar. Bıçaklayabilir de. Yani tartışılır tartışılır. İzleriz bir daha. Ben hatırlamıyorum tam ne oldu da. Ha ben bir polisin üstüne bıçakla koşarken. Herkesi vereyim mi zaman? Harbiden böyle kendim oynarken 3-4 mermi yesem. Şey ve ölmesem. Morfin basıyor. Role girerim. Allah yani dedim ben yere düşerim böyle. Ya da bıçaklasam bile orada devrilir kalırım mesela. Yani o kişinin şeyine bağlı. Biz bunlar kavga çıkartıyor diye sonucunda dedik ki sistemsel ölene kadar fight devam ediyor zaten. Bu aylardır böyle. Bunu niye şimdi bir anda şey yaptınız ki? Chat okuyorum şu an. Ya biz orada dördümüzde pertimiz çıkabilirdi bu arada. Ya oğlum salsal değil. Ben kapışmıyorum. Anlatıyorum. Bilsinler. Bilmeden yorum yapmak hoş bir şey değil. Bilsinler ki savunduğu şeyin ne olduğunu bilsin adam. Yoksa sikim de değil yani. Hani ya, çok biliyorum amına koyayım der geçerim. Ne zaman böyle yapalım? Bakar mısın? Bakayım Engin. Bakayım. Montun yüzülmüş senin. Bak Beanbag'le beni 50 metreden vurdu ya adam. Yere düştüm oturdum. Yani hani devam etmedim. Ben hep söylüyorum bu polislerde veya illegallerde silah olan adam mesafesini korursa kimse öyle bıçaklayamaz kolay kolay. Zaten öyle bir duran pozisyonda olursa bıçaklamaya da eltenmez. Çünkü elinde silah tutuyor adam. Sarı o kapıdan girdiği gibi bıçakla polisi vurdu. Polis yaralı rolü yapmadı. Yok orada... Bir kolunda iyi gözüküyor. İtekledim galiba ya. Sarı. Yapsak mı? Ya fail yok oğlum. Fail'i bana sorun ya. Tamam, fail olsa fail var derim ben zaten amına koyayım. Yani. Biz de fail yapabiliriz ama fail yok. Ya arkadaşlar millet taranıyor şimdi taranıyor. Uzi ile öle taranıyor. Adam kolumu sıyırmıştır rolü yapıyor. Yapmayın abi yani salın bu tip şeylere çok keyfine bakın yani izleyin. Biz fail olduğu zaman fail var deriz merak etmeyin. Senin canın yanıyor mu Ece? Benim mi? Hı hı. Yok. Çok bir şeyim yok galiba. Bir saniye bekle. Ya bunu söyledikte 3-5 kişidir arkadaşlar. Yani 3-5 kişinin muhabbetidir. Genel olarak Game On izleyicisi zaten bunları artık ezberledi ya. Biliyorlar yani. Evet. Yani burada paraşütte açılmayıp yere düşen adam var. Devam ediyor abi. Oyun bu yani. Bir noktada bu kadar kasmayın. Chest'te yaptığımız çatışmalarda o zaman PD'nin %90'ı öldü amına koyayım. Ya da biz yani hadi biz hadi ölüp dirilebiliyoruz admin pası adam da. Adam gitti. Bir şey dedim giderken bir şey duymadım. Yardırdı gitti adam. Bir dakika niye gitti ya? Arabamız yok. Bu var. Şu var ya hayır işte. Bu yok. Bunu kullanamayız. Bu rolde fail olduğunu düşünmüyorum. Fakat artık server'daki kaza rollerini kesinlikle kardeşim hak veriyorum sana. Kaza rollerini ben de siklemediğini düşünüyorum herkesin. Liste kabardı o açıdan da yapacak bir şey yok. Onları uzaklaştırmaları vereceğiz. Düşünceli. Ay oğlum dalmışım lan. Gözleri bir derindirim. Abi Bünyamin abinin geri gelmesi lazım. Biz gidemeyiz bu arabayla. Nereye gitti lan Bünyamin? Abi yardırdı gitti. Bindi arabayı. Geldi. Ha geldi. Yok yok helikopter sesi var gibi de arabayı sakladım pusuya. Hadi burada yapalım. Şey yapalım. Biz gidelim bu arabayı burada bırakalım abi. Dursun. Abi beni alabilir mi birisi? Ben alayım dur. Sizi nereye götüreyim ben? Güvenli bir yeriniz var mı? Motel var. Ece. Motel mi? Çok mantıklı motel. Yoksa acayip. Şeye mi gidelim? Markete mi gidelim? Dur ben kimi gel sen yürüyebilecek gibi misin ya? Ben yürüm canım. Of. Ben götüreyim sizi araba arkada. Hadi.
Ama sıkışmamız lazım galiba. Düşürdüm. Abi. Ben yaptım galiba. Efendim. Kolum acıyor da sen alabilecek misin? Ben alırım. Dur. Dur oğlum dur. Yorma kendini. Dur ben alırım. Gel sen de. Beni alma. Beni alma. Ben iyiyim. Gel bakayım. Yo al ya da al. Gel bakalım. İyi misin oğlum? İyiyim de telefonum titreyip duruyor abi. Facebook'tan Necmiye diye biri dürtüp dürtüp duruyor. Kim lan o? Ya ben de geçen gün mesela AJ'yi kurtarırken polisi arabayla çarpıp yandaki kızı bıçakladım. Ateş bile edemedi. Çok temiz roldü o. Aldım çıkardım. Şimdi arabayla çarptığım ne oldu? Yani. Animasyon olarak da kızı boğazından bıçakladım. Diye vurdu amına koyayım. Oyunu o şekilde yorumlamayın. Şimdi bizi vuramadılar ya, hırslarını bugün çıkaracaklar birazdan, o bizim kanları bulsunlar, bekleyin. Ah. Ben teslim olmam bu saatten sonra. Sıkıntımız, kançuklarımız bitti aslında, biz şey yapamıyoruz. Oğlum gülle gibisin lan. Abi kilo aldım biraz ya, vermem lazım. Şey kanı. Necmiye yok, ben aklıma çok farklı bir şey geldi arkadaşlar. Boşver. Çok bir şey yok kolumda. Sol kolumu sülerim, ne olacak? Biz arkaya geçelim o zaman. Aynen, Saran abiler de buraya gelsin. Nereye gideyim ben? Gel bagaja doğru geç sen. Şu otur oğlum, Bünyamin'in de başını yakmayalım, dikkatli git. Arka yoldan insene şehrin dışından ya. Dur bir dursana, bir dur. Bir dur. Plan programlama yapmak gerek. Ya bir şey olursa biz seni esir almış gibi davranırız. Fazla dert etme. Şu an inandılar. Efendim. İçine bakamadım. Hı. Çabuk durum bilgisi var. Durum tamam. Arabayla çarptım. VDM'ye girmedi mi? Aha. Yok girmez. Yok, öyle. Allah ne verdi. Çarpmadım. Çok vuracağım. Planlı bir çarpıştım. Tamam. Etkisiz hale getirmedik çarptım yani. Tamam. Ezmedim. Vuracağım. Paramparça yaptım. Tamam. Evet. Araba ne kadar iyiymiş. Etrafta çok fazla aranıyorsunuz. Aramıyorsunuz. Bizi bulmuşlar mı? Anladığım kadarıyla etrafta polisleri gibi insan arıyor diyor. Hastaneye gelmelerini bekliyor diyor. Yarraydık, sen de yarraydın bu arada bence. Bünyamin sakın kendini yakma bak. Bir kere şimdiden konuşalım. Olur da sorguya girersek Bünyamin'i falan görmedik. Bünyamin abi sen görevi bıraktığını söyledin mi? Söyleme gerek yok ki. Ha, öyle bir şey yok değil mi sizde böyle? Ya var da var. Benim için ben hallediyorum. Ha, tamam. Konuşmaları sildim telefonu. Tamamdır. Şuralarda bir fabrika vardı ya. Sen riske girme Bünyamin. Bir yerde sal bizi. Biz araba maraba çözeriz. Arabayı ben sürüyorum. Nerede salayım bizi? Bu otopark var. Şurada otopark var. Dur. Gir otopark. Şurayı diyorsun değil mi? Ha. Burada çok araba olmuyor bazen ya. Oluyor. Aşağıda yürüyorum. Aa bak aşağıda var, tamam. Tamam siz durun şimdi. En sağlam benim. Beni indir, indirin burada. Bak şu an yukarıda da var. Şu kırmızıyı al abi. Tamam. Dur ben yardımcı olayım sana. İnşallah kilitlenir. Geç sen şöyle. Dur biraz bekleyin. Bence de. Evet, bir dakika biraz bekle. Aa. Bünyamin abi. Şey onu sonra şey yaparız ya, devam edelim. Neyse o zaman. Tamam. Burada. Polis buraya bir gelirse yarraydık bu arada, çıkışı bir tutsa. Yok iki çıkışı var abi. Şu an deli gibi bizi arıyorlardır ya. Şehir de çok sessiz ya. Evet çok evet şimdi. O çok sıkıntı olacak. Eğer kanlarımızı bulmadılarsa, bir de şu an bulurlarsa bizi... Bu hep pandemi dedikodularından. İşte test sonuçları çıkmasa bile bu haldeyken alırlar direkt. Yaralanmış adamları sorgularlar direkt. Bir şu kıyafetleri bir atalım bir çöple. Evet, kıyafet çekmemiz lazım. Dur şimdi dur. Halledeceğiz. Geçtiğimiz yer çok riskli biliyorsunuz değil mi? Buralarda çok yazmıyor. Fark ettim. Durun bekleyin bir. Beni bir germeyin. Bekle şimdi.
Siren ses duyuyorum. Sakın bizim arabalardan almayalım. Abi ben kullanayım mı? Dur hayır. Şimdi şehir dışına mı çıkalım? Yoksa... Bak şimdi şunu söylüyorum. Bizim motel odalarımıza her türlü baskın atarlar. Motel odalarımıza gidemeyiz. Bence burada en güvenilir marketimizin üstünde yatak matak vardır. Kesinlikle. Var orada. Geçelim markete. Bizim markete mi? Evet. Oraya gelmezler ya. Yengeden şüphelenmezler. Ben daha marketin olduğunu kimseye söylemedim. Oğlum o zaman şehrin çevresinden döneyim. Ya abi geç git içeriden. Bir şey olmazlar, bulamazlar bizi ya. Ya o kadar kolay, kadar kolay mı ya? Ben bir plan yaptım. Maskeleri falan çıkarın. Ben çıkarttım. Ben yine maske dursun ya. Normal olmaz. Kanlı manlı ama dursun. Kane. Efendim? İyi misin? İyiyim ya, o bir şey bastı içeri. Hissetmiyorum çok. Temiz mi? Temiz. Sağ taraf temiz. Ya biz yarın ne yapacağız ya? Ne oğlum yapacağız? Önemli olan şu an bizim bir kanıt manıt buldular mı, o önemli. Bulmuşlardır, imkansız bulamamaları. Vallahi ben damlata geldim zaten. İmkansız yani. Bak şundan eminim, AJ, ben ve... Rol pası kata. Kane'i kesinlikle buldular. Bir de bizim yani zaten vardı da... Kan örneklerimizi daha geçenki olayda yeni aldılar ya. Ya biz her türlü patlarız. Biz bir süre görünmeyeceğiz mecbur. Görünmeyeceğiz değil, bence tam... Yani maskeli iş yapacağız full. İllegal zamanı. Patlarsak her türlü patlayacağız zaten. Bu arada ben kendimden o kadar emin değilim. Biz suda şey yaptık, boğuştuk adamla. Salak mısın? Suda kan mı kaybolur orası? Akarsu mu? Sabit su. Patır bulurlar seni. Akarsu falan değil orası ya, kanalizasyon. Akıntı evet, vardır o suda ya. Orada kanalizasyonda. Senin, tamam, orada senin kalıntın her türlü taş bulunur. Taş amaşa sıçramıştır. Sen her türlü güvenme. Yani bulunur. Dur bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Aklı gitti, kayboldu diye bir muhabbet olmaz yani. Her türlü bulurlar seni. Onu Bünyamin'den öğrenebiliriz. Yok, Bünyamin'e söylemezler abla. Kimden öğreneceğiz? Dışarıda adam olan var mı? Onların departmanda kendi doktorları var. Bizim her türlü şu NPC'leri açmamız lazım. Çok ya. Çok riskli bak, en riskli yer burası. Biz niye buradan geçiyoruz? Sıkıntı yok oğlum. Efendim Bünyamin. Benim çok sağlam başım döndü de ben. Ha, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim şu an. Araç sizde mi? Hangi araç? Siz onu yok edin. Benim yok. Aracı. Oğlum senin aracı biz bıraktık orada. Bıraktınız mı? Aynen. Orada duruyor yani. Tamam. Ha tamam, gördüm. Sıkıntı yok. Siz güvende misiniz? Kane ne zaman ayaklanırmış? Kane ne zaman ayaklanır? Kane ayaklanır ya. Yavaş yavaş açılmaya başlar onun bacaklar. Tamam. Bir sıkıntısı yok. Siz dediğim gibi herhangi bir şey ihtiyacınız olursa ararsınız, buralardayım ben. Anlaştık, tamamdır. Teşekkür tamam. Ederiz Bünyamin. Tamam. Adamsın lan. Dolayısıyla bir durumda sıkıntı çıkmaz. Ben hastaneye uğrayacağım şimdi, durumu toparlayacağım. Tamam, sen eğer bilgi alırsan, kulağına bir şey gelirse haber et. Çıtlatırım direkt, rahat ol. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haydi. O zaman telefonlarımızı kırıp atalım mı? Ufak ya, ayaklanır mısın da işte... Senin kırın mırın var mı? Ne bileyim ben. Ne demek ne bileyim, amına koyayım. Ondan çok korktum. Şöyle bir polis gelse ne olurdu acaba? Benim abim miydi? O geçiyordu. Bizim hangi marketti ya? Geçerken solladı muhtemelen. Şeyde, orta kasabada balığa gider gibi git. Herhalde budur. AJ sen GPS'ten girsene. Niye?
marketi. Girili zaten. Bak bakayım doğru market mi o? Doğru abi. Mykopolis'le mi oynuyor lan? Vay yavşak. O zaman evet, Myko out, Bünyamin in. Zaten rol yapmıyor ki Myko ile oğlum, adam kilitlendi. Anladım abi. Myko'yu salalım abi yazıyor, çete bak hemen ona Sırada Altan var. Miko bizim için ne kurşunlar yedi be. Eyt be aga be. Siz burada inin, ben arabayı halledeceğim. Kenga. Arkadan gelin, arkadan gelin. Evet evet, Miko'nun karakterinin kilitlendiğini biliyorum, rol çıkmadın. Hiç telefonlarımız çalmadı fark ettiyseniz. Yani aramadı kimse. Ararlardı normalde. Altan polis zaten mi? O ne demek amına koyayım? Altan'ın karısı Tarkan ne? Siz neler yaşıyorsunuz oğlum? Koşarak geliyorum direkt. Hop, selamun aleyküm, ne yapıyorsun? İşler nasıl? Bakayım. Oh, bol bol mal var, iyi iyi. Vilsoy neyle ilgili bir şey soracakmış, sorsun. Al Sammo'da. Geldim geldim. Tamam, ben bir şeyle konuşayım ya. Hüsnü abiyle. Hüsnü abi, ne diyeceğiz? Yayından sonra mı dedi? Oğlum ne o zaman şimdi kilitliyorsunuz? İyi misin? Çok hareket ettirme belden aşağını. 180 derece döndürebileceğim galiba ben artık. Abi şimdi bölgede kan vardı, bug yüzünü alamadık. Alsaydınız kardeşim. Alsaydınız, nasıl bug vardı? Nereden anladın bug olduğunu? Yerde hiç kan bulamayıp. Hani? Nasıl bug vardı? Burası kasabanın girişine bakıyor. Belki de o an 10 kişi daha kan akıttı. Bizim kanlar yok oldu. Dur. Ben geliyorum 2 saniye. Kan var, alınmadı. Allah Allah. Çektiniz videoya. Aç bakayım. Hayırdır lan? Abi şey. Ne oldu? Bizimle devam ettireceğim orayı da. Bölgede kan vardı. Ben yerde baygınken diğer ekip havadaydı. Sonradan gelen bölgeye. Kanı görüp almaya çalıştılar. Temizlettik kardeşim. Ha? temizlettik çünkü haberiniz yok. Yerde kan vardı. Üzerinde etkileşim mi yoktu? Yok, vardı ama bizden sonraki gelen ekip Air'deydi işte. Hava devresinden yere indikleri için alamadılar o kanı görüp. Onlar alamadığı için de yok oldu kanlar orada. Tamam canım, sonra onu biz göremedik. Yani onu alınmış gibi yapacaksınız abi, yapacak bir şey yok. Yani ben şeyi mutu attım, yani olay yeri inceleme bölgeye gelip kanları toplamıştır. Tamam, orada şeyin orada birimizin kanını bulun işte, oradan rol döner, bir şeyler döner.
Tamamdır abi, ona göre devam ettiriyorum. Tamam tamam, sıkıntı yok. Şeyin kanını alın o zaman, madem öyle bir bug oldu. Bir dakika ama kaç kaç. Bak kan sistemi şöyle. Sunucu biliyorsun değil mi, kastırmasın diye son 10 kanın kaydını alıyor aslında. Biliyorum yani, biliyorum. Ha öyle bir mevzu var. Tamam çıkmadı. Ha şey, sizin polislerden var mı? Ya bir bug varsa da fixleyelim onu bu arada. Air birimi sonradan geldiği için mi etkileşim yapamadı? Aynen. Hani gördü, etkileşim oldu, almaya çalışıp alamadı. İyice komple kaybetti kanı almaya çalıştığı için. Ha. Yoksa kan vardı bölgede. Tamam canım, size de rol çıksın, bize de rol çıksın. Onu bağlarız. Önemli değil. Şey. Tamam o zaman Kane'le deneyi alıyorum ben. Kane'le deneyi mi? Aynen. En çok onları vurduk çünkü. En çok onları vurdu. Şey, bir senkron atas falan oldu mu böyle? Net mesela böyle bam 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 sıktığın ama ölmediğin biri oldu mu? Chat için soruyorum bunu. Atıyorum abi ben sana. Dur bir saniye. Deni kalsın kardeşim. Kordiyi alın. Şunu istiyorsan sen izle abi. Sonra izletirsin. Dur bakayım. Orada video gizli abi, hani gizli olarak çözümler açabiliyor. Oh be, ulan var, indiriyor musun ha, o silah gelse ölüyormuş o. Sen i̇şte burada bacağını mı sıkmaya çalışıyorsun? Aynen, bacağını HS atmak istemiyorum bilerek, hani ayağına doğru sıkıyorum ki. Ya vur HS'yi, ne şey yapıyorsun? Dur bakayım. Rol dönsün ama çabuk, orada hani indirip şey yapmak önemli değil sonuçta. Ya mecbur indireceksin ama, yapacak bir şey. Az önce onun tartışması döndü, izledin mi bilmiyorum ama. Yani artık olay şeye döndü. Sistemsel olarak ölme mevzusuna bağlandı ya artık bizde. Çünkü olmuyor. Mesela sen vurdum diyorsun. Deni de o vurulmuş olarak gözükmüyor ya. O zaman aynen, roller kilitleniyor. Diyor ki Deni kardeşim ben bir kez mermi yedim diyor. Sen diyorsun ki ben 5 defa vurdum. Al videosu diyorsun. Konu kapanıyor. Five and bug, ona yapacak evet, bir şey yok. O yüzden... Bir de şey demiştin ya abi sen, bu otopark mevzusunu hani ben çarptım. Mesela orada sen çarptığında benim canım gitmedi. Ancak karakteri bayılttım ben mesela. Evet ya, zaten ben öldürmek için ezmedim. Sistemsel olarak da ölmezsin bu arada öyle bir çarpmayla. Orada sen role girdin direkt. Aa dedin, araba çarptı falan, ayağı yaptın. İşte o role girmektir. Şimdi burada bir aksiyon dönüyor aslında. Aksiyon rolü var burada. Aynen. Sen burada polisin bam güm, ki artık HS atma yok biliyorsun. Gövdeden de vurdum, aynen, kafadan da vurdum. Aynı hasarı veriyor. İki ite gidiyor. Galiba kafadan. Bir tek beanbag düşürüyor adamı. Beanbag yere... Aynen, beanbag direkt... Ve teaser atıyor Beanbank. Aynen. Yani Beanbank teaserımsı sıkıyor. Mesela sen şu an izledin videonu. Sen orada teaserla veya Beanbank'le vursan düşürürsün onu. Düşürürüm de işte arkadan yaklaştığı için hani benim ekranımda şey 4 kere mi 3 kere mi ne vurdum gözüküyor o karakteri. Diğer karakter de 2 kere vuruyorum. Şey deneye, büyük ihtimalle beyaz deneye. O konuda sıkıntı yok. Hani five and bug olduğunu ben de biliyorum. Hani ya, belki adam hiçbir mermi gitmedi yani onu orada. Ki bir tane bıçağı ıskalamış değil. Galiba sende. Tamam bunları konuşuruz ya, bunlar şey değil, sıkıntı değil. Yani sizin rolden yana bir şikayetiniz varsa söyleyin tabii, yani oturup inceleriz hep. Rolden yana şikayet yok, o konuda sıkıntı yok. Hani okay. Orada ama... dediğim gibi hani orada sizi de vurabilirdik, o rol biterdi orada sadece. Şimdi arama rolü vesairese de rol çıktı. Mesela bak Mert de diyor ki ben o ilk bıçağı soktum mesela diyor. Ölmedi diyor. Aynı mesela işte. Anladın mı? Five and bugları, sıkıntı yok. Şey yaparız, madem kanları toplayamadılar şeyden yürüyün bence. En çok kim? Gerçi sen şeyi de vurmuşsun gözünün önünde. Deni'yi de vurmuşsun. Aynen. Deni ve şey adı neydi? Kane'in. En çok Kane'in de orada bunu. Mert'cim. Ece yemin diyebiliyorum ben. Evet evet. Kane'inkiyle Deni'nin kanını teste sokun. Çıksın. Oradan rol gelişir zaten. Tamamdır abi. Okeydir. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Tamam, o da bizim şeyimiz olsun. Yani herkes de bu. Zaten sen de mi yedin? Oğlum seninkini de bulsun. Önemli değil. Her türlü yanacağız zaten. Yapacak bir şey yok. Yani bu rolün sonu zaten şey. Kaçaklık yani. Şu an ifşalandık biz. Ama su hani biraz daha şey. Suya yayılmış olabilir. Ne bileyim. Yani bilmiyorum o mevzuları da. Altı memuru patates etmişsiniz. Hastaneyi boşalttılar. Olumsuz gergin bir durum yok. Yarrağı yedik diyorum. Yarrağı yedik kesin. Kandan bulurlar. Sen takipte kal, olur mu? Bu arada bak izleteyim size. Şeyi almış linkini. Eğer bir departman pisteni sağlıyor.
Şimdi bir de alışkanlıktan polisler sürekli şey yapıyor. Ayağı sıkıyorlar yere düşürecek diye. Sanırım. Dur bakayım. Gözükmediğini biliyorum açam. Bak bu onun gözünden. Bak burada Mert yardırıyor amına koyayım. Eli sabancılı adama bıçakla koşuyorum Saru abi. Hop. Bak görüyor musun? Dur şunu ağır çekimde izleyelim. Villa neler dönmüş. Evet. Vara gittik. Hop bak bir tane yemiş burada. Göbeğinden. Yüksek ihtimal bu Mert de yememiştir bile. Bak çok güzel bir zikzak hareketi. Hop çapraz şarjör. Çok güzel zamanlama. Size bir şey söyleyeyim mi? Burada normalde indirmiş zaten. Yani şanssızlığı şarjörü olmuş. Mermisi çok kötü yerde bitmiş. Bak burada bıçaklamayı es geçiyor. Bir tane boş geçti. Bir tane daha yedi. Yüksek ihtimal bir tane daha yedi oradan. Tam vururken Will'in gözlük görmüş olduğunuz gibi. Gözlük, patates. Animasyon devreye girecek. Hop. Ben de orada garibim oturuyorum. Evet evet animasyonu bilse dipçikle o vururdu önceden bu arada. Takla atınca şarjör değiştirmiyor evet. Ama o bence o panik anında yapmıştır onu. Polisler tecrübeli bu konuda. Düştüm mapuz. Hey ya bir şey yok. Yani gayet tatlı bir aksiyon dönmüş baktığında. Vallahi ben çok temiz gitmiştim sinik ama yedik iki tane. Alsın oğlum tam sıkıntı yok işte. İfşayız yapacak bir şey yok. Hep aynı yere sıkmış Will. Aa oğlum. Saruyu alayım diğerleri kalsın. Oldu canım. Benim sar olduğumu nereden biliyorsun? Hepimiz ifşayız diye diyor. Biz şu an rolde kesin bir ben hariç. Galiba ben ya fark etmiyor amına koyayım hepimiz de yakalanabiliriz önemli değil. Zigzagcı deni ya. Sen, evet AJ, Mia ve biz patlamadık ama diğer ikisi var. Diğer 6 kişiydik orada. Çok belli değil mi amına koyayım? 5 kişi miydik? Kuyumcu zamanı. Sesini duymadı mı senin? Yok, maskeliyken sesler farklı gibi düşün. Ben ona bakarsam Will arabayla izlediğim zaman da al çabuk falan dedim. Maske var ağzımızda. Normalde açın fikir mi lan falan diye konuşmak lazım da gerek yok. Yarın etkinlik vardı evet. Ya kılık değiştirip gireriz ya. Sosyal RP yapacağız amına koyayım ne olacak. Polisler bak size kan toplattırdım bug olmasına rağmen yarın bizi salın. Evet evet maske takılıyken sesini değiştirmek zorunda değilsin. Kimisi değiştiriyor kimisi değiştirmiyor. AJ var mı bir sıkıntı? Kimse geçmiyor abi. Tamam geçerse kabak gibiyiz de o yüzden. Ben de öyle düşünüyorum. O kim lan? İşte durumu nasıl Mia? İyi. Abi bana da sorabilirdin yani. Sen konuşabiliyor musun lan? Uyuyor sandım. Tabut gibi yapmışsın amına koyayım öldüm ağzımdan sandım. Ağzımdan yemedim mermiyi. Takılıyorum burada ya. Nasıl acısı nasıl? Böyle bir sızım sızım abi. Ben yakalanmamalım ben. Gurul gurul. Tam şu an benim illegal baktım. Departmandan bulana kadar full illegal. Nasıl kaçabiliriz ki? Ne kadar süre kaçabiliriz? Şş, oğlum bak ayağına hep gazete kağıdı yapışmış. Neyi biliyor musun? Ne kadar sürede suçumuz düşüyor peki? Bilen var mı onu? Niye düşsün ki ben yani
Elinde sonunda yakalayacaklar bence. Ha düşmüyordur herhalde. Taksizlik falan yemez mi ya? Taksizlik falan. Sormak lazım. Polisi yani... doğramışsın. Takipsizlik yiyor mu? Nasıl yiyecek işi? Polisi doğradık. Ne bileyim belki... Onun takipsizliği vardır daha uzundur yani. Bir yıl falan takip ederler. Bak. Polisi vurduk. Yani bıçakladık. Götüyorsa gelsin hayırdır lan. Oğlum helal lan sana. Şık. Abim bıçakladınız mı? Arada kaynadı galiba. Nasıl lan? Tarkan orada mıydı? Ben birini, yukarıda birini ben pert ettim. Kimdi o acaba? Benziyordu işte Tarkan'a. Bir de çok benziyordu abine. Ama bak tam bir yani yeni polis olmuş yeni gibi polis, şöyle bak, koşuyordu bak. Bak ben buradaydım şey Saruhan abi. Bak şurada durdum dur, şöyle. Doruk vuruldun mu lan? Bak ben şu kapının arkasına saklandım. Tamam. Böyle koşuyordu o da. Geldi ben de tak. Nasıl koşuyordu? Böyle bak. İyi mi ki ya? Sanki yo, sağ. Var ya. Evcilik oynadığı küçük çocuklar. Adam bildiğin koştu. Dedim gel lan buraya. Tak. Oğlum sonra belki de o değildir lan. Sonra bir baktık. Yenge çığlık ata ata yola atlamış. Kurtarın beni, kurtarın beni. Dedim gel yenge. Seni de kurtaracağız. Çığlık ata ata diye. Bak sen beni çığlık nereden duydun? Oğlum Mert sen niye Ece uğraşıyorsun lan? Bak elinde silah var ama abi ben arabadan izliyorum. Elindeki silah yere bakıyor böyle koşuyor. Sen ayağına gelip abi gazeteyi atamadın sen. Ayağımına koyayım gazetenin ya. Şey yenge bir kere... Bu araba parçalamada bir kere bir nefes kesmişti konuşamamıştı hatırlıyor musun? Hatırladım. O anki hali. Şeyin yaşıyor değil mi hala? Şu şey değil mi? Bagajda. Ya iyi tamam. Evet yanında polis geziyordu. Ondan susuyordum. Yenge şimdi olayı en iyi izleyen sendin. Evet. Biz ne yaşadık tam olarak? İzlediğin için soruyorum. Şimdi. Yenge laf soktu koştunuz. Laf soktu. Anlamadıysan evet, ben sana söyleyeyim laf soktu. Ne lafı gerizekalı mısın? Oğlum laf sokanın şey ağzına adam sokarım ha. Hayırdır lan? Ben olmasaydım şu keyni kim salak. Alacaktı oradan? Şu hepiniz şu... perttiniz. Ben niye laf sokayım yengem? Salak. Asıl ben olmasaydım ilk giren benim be. Utanmazlar. belli yattığın yerden belli oluyor. E abi ne yapalım? Ya, önden gidecek şey yoktu ben bu adamların. Şimdi bir şey diyeceğim. Biz bu işi gerçekten başarmışız. Gerçekten. Bence de. Ama yarın ne olacak hayırlısı? Sıkıntı yok abi silahımız yok mu tararız amına koyayım. Yok ben diyorum ki ilk günden silahları kaptırmamız yok mu bu sikk olay için. Yok lan değmez gerekirse gidip teslim olalım amına koyayım. Kaç tane aldın demiştin abi? 3 tane emanetimiz var. İşte üçünle. Tamam bak olayı söylüyorum. AJ ben Kane yine bıçaklarla üzerlerine koşuyoruz tamam mı? Niye? Sen yenge bir de Altan arkadan siz de bunlara mermiyi yağdırıyorsunuz. Biz oradan koşarken siz yağdırın. Sonra? Kazancımız ne olacak buradan? Sonra işte yine kalkıp gidiyoruz. Değil mi? Sonra yine bunu niye yapıyoruz? Departmanı bitireceğiz. Evet sonra departmanın başına geçeceğiz. Departmanı bitirmek öyle herkesin harcı değil yapmaz. Şef Saru. Efendim? Teğmen Saru. He. Neyse hayırlısı bakalım. Şimdi şöyle bir kıvrılıp yatalım da. Yatalım. Şş, sen de bir ağrısın olursa ses et ha. Ararız buyurun abi yemin. Yanında yer var bir kişilik. Oraya 4 kişi sığarız. Ya da enden yatarsak aslında. Vallahi ben evet, koltukta evet, yatıyorum hadi sığarız. Size iyi geceler. Gel enden 4 kişi gelir buraya. Biraz düzelt. Bak çok yer kaplıyorsun. Rahat mısınız? Ece, o kalorifer de yanarsın oğlum. Kafan yanacak senin, ne yapıyorsun? Oğlum sıcacık oldu lan. Kafam yanıyor, kafam. Anne. Şu anda bak. Gerçekten hepiniz o kadar kibarsınız ki. Tamam sen de işte ben şey kucağıma gel. Gerçekten ya, çok kucağına dedim yani tam böyle yan yastık gibi kullan beni. Şu anda bir şu tiplerle ne düşünüyoruz acaba? Tamam hadi bunlar burada yatsın gelmeye biz şuraya geçelim. Koltuk var abi içeride koltukta yatsanız da. Biz böyle farklı yerler seviyoruz. Evet tamam, evet. Ben koltukta yatıyorum hadi geç. Bu kapının altından da esiyor ha.
Tarzan mısın çatıda uyuyacaksın amına? Uyumayacağım. İzleyeceğim. Çıkış nerede? Ha. Abi ya, bas adamın üstüne senin... bas. Kapı önünde durmuşsun da polis bası. Siren mi? Siren mi? Ne oluyor be? Harbi mi? Dur kapatalım. Yalan söylüyor kesin. Sen nasıl kalktın lan? Abi yat. O korkuyla ayaklandım. Yat mal. Göt korkusu öyle bir şey işte, göt korkusu. Abi. Bakıyorum bekle. Yalı kalkmış koşuyor amına koyayım. Şaka şaka polis olan yok. Şaka. Ya senin ben amına koyayım Dani. Allah Allah ya, bizi paniğe sokuyorsun. Oğlum bu ne, bunun götü kaymış. Götü bu aşağı kaymış bunun. Dur lan, tut bir ucundan da yatıralım yerine. Ne var? Iy, puding gibi amına koyayım. Polis. Oğlum bu mekan çok iyiymiş lan, iskele görüyorum buradan. Yat kalkma, polis duysan da kalkma. Polis gelirse de artık sen burada teslim ol böyle. Yat aynı bir şey seniz görmezler belki. Çıktı popom yandan senin yüzünden şerefim. Oğlum hiç kıpırdamazsan görmeyebilirler bak. Evet seni görmeyebilirler. Şahadi ben yatıyorum. Mia neredesin? Buradayım. Yenge o pis yerde yatma, yatakta yatsanıza gidip ya. Aşık yatak, koltukta. Koltuk, gel, şurada hadi. Koltuk var bak, orası tamam, rahat koltukta ya. Yatarız. Bak burada şunlara çok dikkat edin bak. Sakın bu kırmızı tüplere falan sakın çok yanaşmayın, çok sıkıntı olur. Tabii ki. Ben söyleyeyim de bu kırmızı tüplere fazla yanaşırsanız sıkıntı çıkar.